Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Tanıştınız Kerem, senden dinlemek istiyorum. Bir anda Yıldırım aşkı. Valla. Nerede düştü Yıldırım tepene? Tam şantiyenin ortasında. Şantiye mi? Evet. Ama 13 gün sonra da benimle tanıştırdı. Ha iyi yani. Ve 10 günümdü. Ne güzel hece işte size. Hayır. Senin için diyorlar ki öyle haksız eleştiriye falan gelemez. Lafını esirgemez. Ben ne yemek yapıyorsam hepsini anlatacağım. Ha anlamadıklarında... Gerekirse ağızlarına yedireceğim yani. Bir de öyle anlatacağım. Kim geldi? Ben sürüyor. Çöktüm şu an ya. Başka hayır şey hayır hayır. Lütfen. Nuran niye bozuyorsun Nesli? Sakın. Yok öyle bir şey hadi. Yok öyle bir şey. Sen yaparsın. Toplanıp bana geldiler. Sofraya bir bakın adet olduğu üzere. Hayır beğenmiyorum. Bu peçetelerin konuluşu biraz tuhaf. Peçete katlama sanatını bilseydim size böyle çok güzel bir şey çıkartırdım ama şu an yok. Ya mumlar çok basit. Kokudan rahatsız olursunuz diye. Ben bilmiyorum, ben de görüntüden rahatsız oldum. Ormanda bir yerde kendi haline uzamış gibi. Size. Yani ormanda ben de ne yapmışız? Yani kendi haline böyle güneşte, yağmurda uzamış gibi. Dur dur kesmeye gidiyor, hızını aldı. Yok tutamaz zaten kimse. Ben fark size dün saygımdan dolayı. Ben size... Allah Allah! O oksijene ihtiyacı var canlı çiçekten ötürü galiba. Çorba dersen çok basit bir çorba. Pardon. Siz beğenmemeye gelmişsiniz zaten, sorun yok. O yüzden ben size... Nerede gördün? Canlı mı geziyordu? Yolda yapılan gözlemelere dönmüş. Tam olması gereken bu. Belki size gözleme tadında gelmiş olabilir ama ben jambonlu gözlemeyemedim daha bu zamana kadar. Hangi gözlemeci bu? Keşke burada dün, varım. Dün orada varım. Burada varım. Hepinizin yani. Yanında varım. Nigar Show devam ediyor. Bana benim önüme gelmedi ama şimdi görüntüde diyorum çok basit bir öğrenci pilavı. Öğrenci pilavı. Gelin hanım, bulguru ıslamışsın gelmişsin buraya, önümüze bırakmışsın konuşuyorsun. Bir dakika geleceğim size de. Gel gel buyur gel. Pilavı ye de ondan sonra konuş. Ben yiyemiyorum, sen ye buyur. Ben yerim zaten, siz zahmet etmeyin. Ya al beni, bir salata değil ya. Kuş konduracaktım ama unutmuşum. Kuş da konmazdı buna. Konar. Zuhal Topal'la Sofradan'ın ikinci gününden herkese merhaba. Bugün kayınvalidemiz Necmiye Hanım ve gelini Nesli'ne konuk oluyoruz. Yarışmacılarımızla tanışmak için soluğu Zuhal Topal'ın yanında alıyoruz. Evet efendim, ikinci günümüzde Beykoz'dayız. Ben de buna çok mutlu oldum tabii. Efendim kim yarışacak bugün? Necmiye Hanım'ın gelini Neslin. Leyle Neslin yarışacakmış. Hemen kapıyı çalalım. İyi, ışığı yaktım, iyi oldu zil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş merhaba geldiniz. Necmi. Merhaba. Neslin. Neslin. Merhaba Neslin. Merhaba, ben Pınar, Neslin'in arkadaşıyım. Pınar, merhaba sen. Pınar, Neslin'in eşi. Neslin'in eşi. Aa, çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bu kıza ne hoş, böyle manken gibi vallahi. Teşekkür ederim. Evet. Merhabalar, ben Nesrin Arslan, 28 yaşındayım, Adanalıyım, Balıkesir'den geliyorum. Ben Necmiye, 63 yaşındayım, Balıkesir'den katılıyoruz, aslen Zonguldaklıyım. Eşimle biz aynı iş yerinde tanıştık. Ben Adana'dan Balıkesir'e iş için gelmiştim. Evet. İşini bulan eşini bulurmuş dediler. Eşimi de orada buldum. Bir ay içerisinde evlenme teklif etti. Bu sırada annemle de tanıştım. Ardından da 8 ay sonra nişanlandık. Sonra evlendik. Evet. Şimdi de güzel bir kızımız var.
birlikte kızımı büyüttüğümüz için gayet iyi anlaşıyoruz. Yani birbirimizi tamamlıyoruz şu an. Aslında bana pek bir eleştirisi yok. Hani çok fazla bir şeyi yok ama karışmıyorum diyelim. Aynen ama başkalarında hani karşımdakini eleştirmekten ziyade ona fikir vermek gibi, hani düzeltsin kendini der gibi. Hani ama söylerim yani, söylemeden duramıyorum. Kibar kibar söyler. Kibar kibar hani taşı gediğine oturtturanlardandır annem. Benim kızım yok dedim. Senin kızım olmanı istiyorum dedi. İlk söylediğim oydu. Evlenme teklifinden sonra hemen kabul ettim. Yumurta sevmiyorum, yiyemiyorum. Artı tavuk, koyun eti yiyemiyorum. Hani kuzu pirzolaya bayılıyorum da. Ama koyun etinin kokusunu aldım, iç yağ kokusu aldığımı yiyemiyorum. Yani şırdan ye dedim, yemedim mesela. Ay, sakatat da yemiyor hiçbir şekilde. Yemem. Ya sadece hani tadına bakmak zorundayız ya. Tadına bakarım ama yemem. Sevdiğim bir şey bile olsa yiyemem. Yiyemiyorum. Ben hep böyleyim. Yani olduğum gibiyim. Çok çok sinirlensem bile bu kadarım. Bütün çevremde böyle bilir beni. Yarışmaya ben istedim. İzlerken hadi anne bir katılsak mı dedim. Evet, evet. Katıldık. Kızımla birlikte iddialı geldik. İddialıyız. Evet, birlikte çok iyi işler çıkaracağımıza inanıyorum. İnşallah. İstiyorum. İstiyorum. Şu 15 bin bizim olsun istiyorum. Ve iddia ediyorum. 15 bin lirayı istiyorum. Balıkesir'den geldiler. Evet. Balıkesir'e bir kez daha selamlarımızı çok gönderelim. Çok teşekkür ederiz. Güzel, tatlış bir şehrimiz. Onların da çok sevgi ve selamları aleyküm var. Aleyküm selam efendim. Kaç yıllık evlisiniz Kerem'le? 3 yıllık evliyiz. 3 yıllık evlisiniz. Nasıl tanıştınız Kerem? Senden dinlemek istiyorum. Bir anda yıldırım aşkı. Valla. Şantiyemiz var. Nerede düştü yıldırım tepene? Tam şantiyenin ortasında. Şantiye mi? Evet. Otel şantiyesinde çalışıyorduk. Orada sen de. Gördüm. Sen ne iş yapıyorsun orada? Jeofizik mühendisiyim ben. Oo maşallah harika. Gözlüklerden bir mühendislik olduğunu mühendis bir mühendis deha bakıyor. Fışkırıyor. Deha fışkırıyor vallahi. Süper. Şantiyenin en uzun kızıydı. Aa. En zayıf kızıydım. En zayıf tabii ki. Kaç kız vardı şantiyede? Yaklaşık 6 tane kız vardı. Ne güzel, ne güzel. Var, yok, ama var. Önceden 136 kiloydu. Kaç? 136. Pınar. Ama Pınar. Benim üniversitede 10 yıllık arkadaşımız öğrenim. Ama ben tanıştığımda 73 kiloydu. Sonra geri aldım ama. Tekrar. Onu nasıl al becerdin? Al ver, al ver. Onu nasıl yaptın? Onu işte... Doğum sağ olsun, birazcık yemeği ha, sevdiğiniz var. İçin. Evet. Ne kadarlık çocuğunuz? 9 aylık. Allah bağışlasın, güle güle büyütün. O Balıkesir'de mi kaldı, getirdin mi? Burada. Getirdim. Ay süper, bir ara severim eğer müsaitse kendisi. Tamam. İsmi ne? Alara. Ay isim de güzel. Alara Hanım'dan randevu isteyin arkadaşlar. Müsaitse uyumuyorsa, mama zamanı, mama zamanı değilse kendisini ziyaret edeceğiz. Sen çok hazır. Peki şantiyede gördün pırıl pırıl onca kireçlerin, betonların, aynen, vinçlerin altında. Asfaltların içinde. Asfaltların içinde ışık gibi parlıyordu adeta. Kim kime yanaştı önce, kim ben açıldı? Ben ona yanaştım. Tabii ki o. Ne kadar flört ettiniz peki? Çok uzun değil aslında, bir ay. Ne? Bir ay sonra evlenme teklif etti. Bir ay sonra evlenme teklif etti. Şaka. Gerçekten yıldırım aşkı oldu. Yıldırım aşkı. Ama 13 gün sonra da benimle tanıştırdı. Ha iyi yani. Ve doğum günümdü. Ne güzel hediye işte size. Ay, ay çok güzel bir hediye Zuhal Hanım. Süper. Dün dedi çünkü kızım yoktu. Benim için kızım gibi dedi. Kızım ne mutlu. Evet. Üçüncü yılımızı kutladık. Ne hem güzel. Doğum günümüz hem tanışmamız. Evet. Yok tanışmamız. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen gördüğünde bir kanınız ısındı mı birbirinize Necmiye Hanım'la? Tabii canım. Annemin yani... Kerem'den ötürü en başta. Ha. Onu bu dünyaya getirdiği için ha, zaten güzel. Ekstra. Evet. Hani hakikaten daha şey bir havası edelim. Var böyle Necmi Hanım'ın bir tatlım, eline sağlık fakat bu her herkesi yok falan. Aynen, o kibarlıkta birazcık götürüyor. En azından kibar kibar yani. Yekten yani. De söyleyebilirdi açık tabii, açık. Acıtı da bilir. Evet, böyle böyle bir yöntem de güzel, acıtmadan. Zaten sevmediğini de sorun. Ha söyler. Söylüyorum. Öyle bir havanız var zaten. Ama zaten söylemezsem içim rahat etmiyor. Karşımdakine de saygısızlık gibi geliyor bana. Hı. Evet, öyle. Peki Balıkesir'de yakın mı oturuyorsunuz? Bir apartman var aramızda. Bir apartman. Sitelerimiz ayrı sadece. Sadece siteler ayrı. Bizim bloğumuz var. Bizim için hiçbir sorun değil ya. Güzel. Hiç değil. Bebek de var şimdi, ilgileniyordur da. Aa tabii canım. Şu an çalışıyor musun peki? Yok, hala? Yok şu an bebeğini şey büyüteceksin sonra tekrar devam. Dışarı Zuhal Hanım. 2020 size iş kapıları hayırlısıyla. Şahitsen olur getirsin çocuğunuzla beraber. Buradan da belki bir 15 bin TL alır gidersen o da bir yaraya ele çalışır. İnşallah. Zaten almaya geldik. Geldik. Değil mi? Oralardan geldi. Almaya geldik şu an. Almaya geldik gideceğiz.
gideceğiz. Ya da inşallah. Alıp gideceğiz hemen. Alıp gideceksin. Evet, fazla durmayacağız. Fazla durmayacağız. Bir arkadaşa bakacağız, 15 bin TL alacağız, çıkacağız. Yok, bir de Pınar'ı çok üzmeyelim. Onda misafir kalıyoruz. Pınar senin değil mi burası? Değil. Hayır, burası değil. Benim bu başka değil. Bir. Ben bekarım, bekar evim var benim. Bekar evim var. Burası kimin evi? Bir arkadaşımızın. Arkadaşınızın. Yine. Sen bekar mısın? Evet. Bekar. Bu güzellikle seni nasıl rahat bıraktılar? Ay, teşekkür ederim. Sen vardır peşin evlileri ama. Var da ben fazla bakmıyorum. Bakma bakma, dur daha gençsin. Boy takıntım var Zuhal Hanım. Senin boyun kaç şekerim bu arada? 1.80. Ay maşallah 1.80. Bizim ben kızlar de... hep uzun. Evet sen de uzunsun. Ne kadar güzel. Boy tabii senin için önemli bir kriter. Buldu. En önemli kriter. Buldu. Benim de boyum uzun Zuhal Hanım. Bir şey söyleyeceğim. Sarışınlardan mı hoşlanırsın, esmerlerden mi? Hiçbirinden. He? Kızıl severim dermiş. Kızıl seviyorum. Niyeti ciddi. Gerçekten evlilik niyetinde olanlar. Evet peki menünü duyalım sevgili Neslin. Menümüz çorba, etli nohutlu yoğurt çorbası. Etli nohutlu yoğurt çorbası. Evet, Gaziantep yöresine. Güzel, yuvalama gibi biraz. Aynı tadı yakalıyor. Aa süper. Yani, aynı tadı yakalarsan zaten aldın puanları. Ama süper keşke. Yaptı. Vallahi. Çünkü yapıyor bize. İnşallah. Eli aynen. Çok lezzetli. Bak eli hem eli, jeofizik mühendisi hem eli lezzetli, bravo. Evet, evet. Süpersin be, yürü. Kim tutar? Yürü çorbadan devam et. Ara sıcak, lazanya cepleri, coleslaw. Lazanyalar burada. Aynen. Coleslaw salatası var. Evet. Ben onu çok severim. Yanında? Ya, yanında şu an sadece bu. Tamam, çünkü, yeter. Çünkü lazanya ceplerim gerçekten evet, güzel. Evet, dün dolu dolu bir menüydü, onu konuşacağız bilahare zaten evet. Mutfakta. Ana yemek gelsin. Ana yemeğimde kilis tava ve meyhane pilavı. Aa, kilis tava, meyhane pilavı. Sen aslen değil misin? Adanalıyım. Var bir şey yani bu yemeklerde. Antep'te. Yöremizde, halamlar Antep'teler. Aa, çok güzel. Babaannem Şanlıurfalı. Bir de el lezzeti geçmiş. Ay evet, Allah'ım evet. O üçgen zaten Adana, Antep, Şanlıurfa yani aynen. Tamamdır zaten. Sonra? Kebapçı salatası yanına. Kebapçı salatası ezmeli mi domatesli falan mı? Yine aslında domatesli falan ama kebapçı salatası. Hani bu kebaplar yenilirken tablada yapılan oluyor ya hemen maydanoz falan anladım. Böyle. O güzel ince kıyım. Dedesi ve babası da kebapçı. Yolla bir... Kebapçı salonları vardı önceden. Çok güzel. Dur. Geliyor. Daha geliyor malzeme. Geliyor, ne geliyor? Tatlımız da Taşkadayıf. Taşkadayıf dedik. Hadi bakalım. Peki evet. Öğrendin mi burada çarşı, pazar, market nerededir? Evet öğrendim. İyi o zaman sana iyi alışverişler. Çok güzel öğrendim. Hadi güzel öğrendim. Güzel de bir alışveriş olsun. Yalnız mı gidiyorsun? Evet yalnız. Yapabiliyorum. Ya bu öpücüklerle zaten tamamdır yani. Ben hadi gidiyorum. Sana. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım sen de iyi bak hadi kendine. Başarılar. Bu menü benim menümün yarısı bile olamaz. Yarısı bile olamaz. Menüyü bence bir kebapçı menüsü gibi yani kokmaya başladı. Hepsi üst üste. Yani bilmiyorum artık. Ona göre yorum yapacağız. Menü kolay bir menü. Lazanya hazır makarna türünden. Kilis tava da gene çok kolay. Kilis tava herhalde böyle saç kavurma gibi bir şey. Bence çok kolay bir menü. Menü güzel. Aynen, menüsü çok iddialı. Peki sen nasıl formunu koruyorsun Kerem? Bu kadar ben, güzel yemekler. Neslin yemeklerinden sonra spor yapıyorum. Spor yapmazsam olmaz ben... yoksa sonu yok sanırım. Sonu yok. Doğrusu. Denedim oldu. 93'e kadar çıktım. Oo ben sınırları zorladım limitleri evet. Diyorsun. Hala sınırdayım hatta. He. Devam etmeye devam edeceğim. Vallahi bravo. Spor yap yoksa maalesef. Aynen. Bu işin sonu bu iş yok. Böyle bir şey yani. Hayır eli çok lezzetli. Eli lezzetliyse. Yedirtiyor. Bak ben onu ben de seviyorum. İnsanız ya şu hayatı bir aynen. Kere gelmişiz. Tabii ki dikkat edeceğiz sağımız için ama insanın da nefsi canı çekiyor. Yiyin, spor yapın. En güzeli yani. Tabii, tabii. Spor yaparsanız yaparsınız. Saatlerde bunları yapmayı planlıyor. Mesela programlardan seyrediyor. Gecen 11'de deneyin mi? Hadi dene. Ay, çok yaptık öyle. Çok öyle şeyler yedirtiyor. Hazır mısın Neslin? Hazırım. Sen hazır mısın? Ben çoktan hazırım. Sen biraz ağırsın galiba. Evet. Doğum kilolarımı veremedim ondan olmasın. Kaç ay oldu? 9. Önceden kaç kiloydun? Çok kilo. Kaç kilo verdin? Doğum başına 20 verdim işte. Doğum başı dediğimde bir kere doğurdum zaten. Bu senin 20 kilo vermiş halin mi? Evet. İnsan gibi kilo almadım. Hemen geldik. Allah'tan market yakınmış. Evet çok yakın. Çok yakın, çok yakın. Bu markete daha önceden geldin mi? Gelmedim çünkü Balıkesir'den katılıyorum ben. Neslin? Menün iddialı mı gerçekten? Evet iddialı olduğunu düşünüyorum. Ama muhtemelen basit diyecekler. Hayır değil. Kendi menülerine baksın onlar. Dünkü gelinimiz 9 çeşit yemek yaptı biliyor musun? 9 çeşit. Benim 7 çeşidim var. Kayınvaliden dünkü gelinle ilgili neler dedi? Ne dedi? Sana bir şey demedi mi? Vallahi söyledi ama yakmış yemekleri. Öyle söylüyor. Sen de yakacak mısın? Ay ağzına hayır aç. Ha
hayır. Gerçekten çok ağırsın. Ya aslında ağır değilim. Şu an kafam karışık. Çünkü salkım domates mi, çeri domates mi şu an ayıkamıyorum hangisi olduğunu. Neden normal domates aldın? Hayır, normal domates almadım. Çeri domates aldım. Bak, oradakiler çeri domates. Hayır ya, salkım o. Vallahi bu çeri. Küçücük küçücük. Peki bunlar çeri ise onlar ne? Salkım. Emin misin Nesrin? Evet. Bir dakika lütfen. Yalnız 35 yıllık anne damak tadımı bıraktım Nesrin'den sonra. İlk zamanlar anlaşamıyorduk. Vallahi. Tutmuyordu. Nesrinler daha yağlı, daha böyle baharat tadı. Hmm. O şekilde yapıyor. Eli lezzetli desem bile yani ben de alıştım şimdi yemeklerine. Öyle güzel işte. Evet. Beğenmeyince de kızıyor bizi. Alışmasak sinirleniyor yani. Sıkıntı. Öyle uyup var. Eleştiri çok gelmez. Ne? Evet evet. Hatta. Hadi evde siz idare edersiniz de burada kayınvalidede eleştirecekler. Nelere nelere kulp takıyorlar inanamazsın. Ya evet. Seyrettiğimiz kadar görüyoruz zaten. Görüyorsun. Nesrin çok zorlanacak bugün. Ay. Çünkü yaptığından Nesrin emin. Zorlanacak kayınvalideler ben. Kayınvalideler. Eğer bir şey doğru yaptığına inanıyorsa arkasını savunur sonuna vallahi kadar. Doğru, ben de öyleyim. Yani sonuna kadar. Haklıysa savunacak yemeklerini tabii ki. Kabul ettirene kadar savunuyor. Açıl 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 açıl. Sersem tavuk ettiniz beni. Annen sana dünkü gelinden bahsetti mi hiç? Hayır, hiç bahsetmedim. Neden 9 puan verdiğini açıkladı mı? Anne mi 9 verdi? Hayır, vermedi. Sana söylemedi mi? Hayır, vermedi ya. Ben biliyorum, vermedi. Yeter mi? Hadi bir tane su. Bilemedim. Lahana istemiyor musun sen? Ay evet, istiyorum ben lahanayı. Salatada mı kullanacaksın? Evet. Kocaman lahana olur mu? Aa, ne yapayım, küçük yoktu. Neyse, sarar sarar dururuz işte. Kıskanç olduğun doğru mu? Kıskanç mı? Kıskanç mıyım? Yo, değilim. Kocan mı kıskanç? Kıskanç, kıskanç. Akrep burcu o. Aman aman. Evlerden ırak. Çabuk ol Nesrin. Lazanya nerede? Makarnayı kendin açmayacak mısın? Bir de kendim mi açacağım makarna? Ben mi açacağım? Vallahi ben açmayacağım. Sen açacaksan olur. Makarnayı hazır almış kullanıyor diyecekler. Ay onlar ne yapacaklar bilmiyorum ki şu an. Onlar ne yapacaklar bilmiyorum. Kurmaya karbonat tuzu nane. Onları nerede kullanacaksın? Karbonatı taş kadayıfımda kullanacağım. Onun hamurunu kendim açıyorum canım. İlet kaynanalara. Taş kadayıfı dediğin ufacık basit bir tatlı. Ne demek çok ufacık bir şey? Nohut, domates, biber salçası. Allah'ım yetiştiremeyeceğim galiba. Son 3 dakika. Ne demek? Etlerim. Eyvah! Etleri almadın mı? Dayı! Bana hemen 750 gram dana dışlı kuzu. Anlaşamadığınız bir şey yok benim anladığım kadarıyla. Buradan bize ekmek çıkarız arkadaşlar. Topla yapılıyor. Sadece alara konusunda anlaşamıyorlar. Ne? Ha, ne? Siz şimdi farklı tabii ki babaanne şeyi. Babaanne bana da düşkün. Annem, yani o yüzden alaraya da düşkün. Nesrin biraz daha geri planda kalıyor bu sırada. Bana hiç düşkün değil. 3 gündür. Ben de kucağıma bir kere gelmiyor. Aa, deli etti. Sen Balıkesir'de burada yaşıyorsun tabii. Ben İstanbul'da mesafe yaşıyorum. Mesafe girdi araya. Pınar teyzesi diyelim, pek göremiyor aslında onu. Aslında her zaman da yanında oldum. Geldi, kız kardeşim de ilk defa görüyor. Ona uçuyor böyle. Bana hiç gelmedi. Allah Allah. Bir tek beni o sevmedi yani. Enteresan. Evet. Sen de kendi çocuğunu seversin artık inşallah. Hayırlı kısmet ile. Bekliyoruz Pınar'dan. İyi hadi gelir inşallah yani. Değil mi? İnşallah. Her şeyin zamanı vardır. Bir yerlerde görürse çok iyi. Torun harika bir şey. Değil mi? Annem de öyle diyor. Ben balımın balı diye. Kahvemi sade alırım. Pınar sen mi yapacaksın kahveyi? İsteme kahvelerin olur inşallah. İnşallah. Kahve içinde kaldım ya. Buyurun, güzel yemekler olacak inşallah. Bak, yağlı çıkarsa vallahi dönüşte gelirim ha. Gerçekten gelir ustam. Kızımız çok sinirli. Evet. Baharatlarım nerede? Baharatlar da hemen burada. Mayonez alacağım. Mayonez nerede? Ay hiç bak, insan gösterir böyle biraz. Haksız eleştiriler olursa ne yapacaksın? Gördün şu an potansiyeli. Zora gelince neler yapıyorum görüyorsun. Bulgurcu. Konuşamadım. Bulgurcu. Mayonez nerede? Mayonez nerede? Mayonezler burada. Dayı bana bir tane mayonez versene küçüğünden. Bu hareketleri bana mı yapıyorsun? Hayır, bulamıyorum. Bak, en pahalısını aldın. Vallahi mı? Bütçen yetmez sonra. Ucuz mu bulsun da bana? Şaka ettim şaka. Ucuz al. Nesrin bak, ceviz de burada. Yok, o getirecek bana, ben biliyorum. Bak kasaya geldim. Alışverişi tamamlayan yarışmacımız ödemesini yapıp eve doğru yol alıyor. Zuhal Hanımcığım, biliyor musunuz ben sizi bilmiyorum. 6 sene önce Kıbrıs'ta gördüm. Evet. Hem de yan yanaydık. Yılın yarısı oradayız ve zaten. Konuştuk. Nerede konuştun? Şeyde, denizde. Sen tatile mi gelmiştin? Evet, tatile gelmiştim ama kızınız o zaman çok küçüktü. Evet. 6 yıl evvelse yeni doğmuş, bebektir yani. Evet, bebekti yani bayağı. Ne güzel. Kıbrıs'a gene geleceğiz ha. Yavru vatana buradan sevgiler, selamlar. En son yılbaşında tatilde oradaydık efendim. Ne güzel. Sefanız olsun. Sağ olun. Eşimin işi de orada zaten. Biz 13 yıldır gidip geliyoruz. Kıbrıs! Hadi başvuru yapın, tekrar geliyoruz. Hadi Kıbrıs'a geliyoruz. Gelelim hadi, bir daha gidelim Kıbrıs'a. Çok sevdiler Kıbrıs'ı. Beni de götürün Zuhal Hanım. Hadi gel, sen de gel.
Necmi Hanım, dünü bana biraz yorumlayın, biraz kaynatalım dünden. Kayınvalidelerden kimden elektrik aldınız? Güzel puan aldı dünkü gelinimiz, fena da değildi yani. Valla çok da güzel puan verdim. Güzel niye puan verdim? Hani eti yanık mesela, yanık ete ben niye puan ben verdim? Ben de oradan kırdım biliyor musunuz? Şimdi şöyle, masası hazırdı. Güzeldi, güzel. Yani kendi el verdiğince bir masaydı, olabilir. Olabilir. Yani güzel, daha lüks bir şey de bekliyorlardı, olur. Neyse. Yağlamanın ama, evet üst katmanı yanmıştı fakat tadı çok güzeldi. Gelininiz geldi, hoş geldin. Geldin. Jeofizik mühendisi. Efendim evet. Aynı zamanda mutfağa düşkün, eli evet, lezzetli, evet. Dünya mutfağından örnekler de biliyor. Yöreselle sen git üstünü başını değiş, tamam, vakit kaybetmeyelim. Tamam ben hazırlanıp geliyorum. Hazırlan gel. Çok şeker, elektriği aynen, çok güzel. Enerjisini sevdim. Öyledir. Evet. Ama diyorsunuz ki eleştiriye de gelemez. Öyle mi Pınar? Emin evet, gelmiyor. Evet gelemez. Vallahi çok sinirlenir. Söylenir. Söylenir vallahi. Hiç kayınvalide söylenmez. Ama söylensin ne var? Evet. Onlar az mı söyleniyorlar? Evet. Allah evet, aşkına. Doğru. Hı-hı. Zuhal Hanımcığım size biz ikramlıklar yapardık, getirirdik. Ama çok da güzel olurdu. Mikser hepsini yiyor Zuhal Hanım. Biz İyi de sizi düşünüyoruz. Bence diyet çok güzel yapmışsınız. Yemesin diye. Sonra Kıbrıs'ta tatillere nasıl gideceğiz? Doğru söylüyorsun. Aynen biraz tatilde bir 5 gün kaldı, aynen, biraz kaçtı zaten. Olsun o kadar. Olsun. İyi yapmışsınız. Bakın sağlıklı atıştırmalık. Evet daha sağlıklı olsun dedik. Ben çok seviyorum. Yapmadıkları zaman daha çok seviniyorum. Vallahi hiç ne uğraşacaksınız gelmişsiniz tahminlerden. Ay yok yapardık. Seve helalem yesin diye mi yapacaksınız? Bana da yaramıyor Mikser, ki. Aynen hiç öyle. Hiç şey kalmıyor ki ona sizden. Evet. Geçen bölümde neydi? Bitirmişler artık da dibinde buzdolabını saklanmış. Bir de kırıntılı şeyi getiriyor kırıntılı bana. Boş tabağa getiriyor. Evet. Kalmadan. Evet. Ben küstüm zaten size. Kisersen ki. Geldiğimden beri sürekli sucuk yedirmeye çalışıyorlar. Ama ne güzel sağlıklı atıştırmalıklar bak. İçim dışım ceviz sucuk oldu. Bak güç kuvvet enerji verir sağlıklı atıştırmalık. Zaten gücüm kuvvetim yerinde. Maşallah. Ya. Ben geldim. Hoş geldin. Aa kız ne güzel bandalan yedin seni. What's your good side? I artık left side or right side bilemiyorum bebeğim. Hadi başla söyle başlattım. Jeofizik mühendisi. Yanında gıda mühendisi var. Böyle bir kayınvalide. Ben ve de mikser bu kombinasyon seni birinciliğe taşıyabilir. Ben İnşallah. Ay gitme niye? Ay, yalnız gitme. Yalnız gitme Pınar içeri. Gitme Pınar. 92'lisin. O zaman gitmiyorum. Burası da alabildiğince mutfak. Evet. Çektiniz herhalde değil mi? Salon salamanje böyle olduğu evet, gibi evin her yeri mutfak. Ne güzel vallahi. Geniş geniş alan ferah. Ferah. Rahat çalışırsın Neslin. Neslin'in evet, tek korkusu zaten şeydi onun için bu arkadaşın evini seçtik. Ya büyük diye değil büyük mi? Büyük olsun dedik. Dünkü evet, gelinimizin de şalterler atmış. Yani gelinin değil evin şalterlere sigortası atmış. Bazen gelinlerin de sigortası atıyor ayrı da. Komşusunu fırınına götürmüş Neslin. Orada evet, da biraz kontrol. Alo? Telefon mu kapı mı? Aa. Kapı. Aa, ben hemen koşuyorum. Seke seke gidiyor çok tatlı. Ceylan gibi. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya ya duydum ki Zuhal Hanım gelmiş buraya. Bana sürpriz yapma ya. Kim geldi? Ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay Müşken ablacığım nasılsın? Hoş geldin. Canım, hoş ay ne güzel. Ben de yoo yoo replikim. Ne var? Kim? Benden başka kim olabilir? Ay hoş geldin. Gelsene otur. Otur Allah aşkına. Siz Necmi ya, Hanım. Lütfen. Müşken Hanım. Daha aa, ben izledim. Merhaba, izlediniz rapçi mi? Rapçi Hanım. Ay evet, çok güzel. Rapçi unutulur mu? Darda vurmuştu Zuhal Topal'la. Evet. Topal'la sofrada. Duydum ekibiniz buraya gelmiş. Benim evimde çok yakın. Ne kozlasın biliyorum. Yok şu yukarıda evim. Hani bana senin mahalleden yarışmacı ayarlayacaktın yakın diye. Ne ayarlı, oldu o sözler? Ayarlarım. Ayarlarım. E hadi ayarla tamam, ya. Tamam. Müsaadenizle ben kızıma yardım etsem. Ne gibi bir yardım? Yani yanında dursam. E olur olur tamam, tabii ki. Ne var ne yok yarışma? Kahve ister misin? Yok sağ ol canım içmem. Ay ne tatlı işte ben öyle. Gelinimizin bunlar arkadaşı bugünkü Neslin gelinimiz. Merhaba. Orada gelinimiz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Beykoz'da oturuyor. Daha evvel gelini yarıştı. Evet. Ne yapıyor iyi mi? İyi çok selam var. Aleyküm selam. Biliyorum. Dedim Selma telefon. Tariflerini almaya gidiyor Zuhal Hanım. Neredeki tarif? Odada unutmuş. Ha geldim. Hoş geldin. Hediyemizle aa, birlikte ay, bulaşık deterjanımı aldın. Çok teşekkür ay, ederim. Sağ ol. Yok. Konsepte uygun evet. Ay çok teşekkür eşinizin ederim. Eşinizin müzisyen ya, olduğunu canım, bildiğimiz canım çok teşekkür. Gitar şeklinde kolonya kolon herhalde değil mi? Evet. Bana kesin zeytin kolonyası. Zeytin kolonyası. Zeytin kolonyası. Çok güzel zeytin kokusu. Ciddi misiniz? Evet.
Bu arada kızımız 15 dakikadır etleri dilimliyor. Nasıl yetiştirecek çok merak ediyorum. Ne yaptınız yarışmadan sonra? Etrafta tanıyanlar, aman soranlar, hocam, konuşanlar oldu hocam, mu? Bilmediğim kadınlar, esnaf, paşa bahçe esnafı çak yapıyor gidiyor. Şaka, ay ne güzel Süper. Beykoz duyunca dikkatlerini çekmiş. Sonra tamam alışverişe falan gidiyoruz ya pazara, bir güzel aşinalığı var. Evet. Abla sen o değil misin benim? Çok güzeldin abla, çok güzel temsil ama ettin. Ama sevdiler sizi. Çok sevdiler, ama evet. Ama öyleydiniz. Sempatikti yani. Yani. Ondan. Peki görüştüğün kayınvalideler var mısın? Var var, gelinler zaten WhatsApp grubu kurmuş. Bak görüyor musun sen şeylerini? Arkadaş oldular, bayağı yazışıyorlar. Bana selamlarını getiriyor. Ay ne kadar güzel. Gideceklermiş işte, birbirine bir ortak noktada buluşacaklarmış. Bak görüyor musunuz, gelinler bir de yani. Hep kayınvalide oldular kanki. Ay ne güzel, ne mutlu bize valla. Aynen öyle. Çok güzel şeyleri. Ya tabii ki herkes hissini kazanmaya geliyor ama arkadaşlıklar kuruluyor. Bak böyle bitmeyen, hala geçen seneden görüşen kayınvalideler evet, var birbirleriyle. Kayınvalideler şey yapmam, birbirimize selam yolluyoruz gelinler vasıtasıyla. Ay çok yani güzel, çok sevindim valla. Çünkü vallahi onlar sosyal medya kullanmıyor yani. Evet, şey evet yapamadık gelinler vasıtasıyla. Çok güzel, bak gelinler, o haftaki bütün gelinlere kayınvalideleri evet tekrar selamlar, sevgiler. Zaten biz kayınvalidesin hafta. Kayınvalide olarak da güzel anlaşmıştık. Evet evet, öyle çok şey fazla şey olmadı yani. Ben bile izledim, düşünün Zuhal Hanım. Ben bilemedim ben ya. Ben normalde iş saatinden dolayı izleyemiyorum ama doğru geceleri bile izliyorum yani. Gıda mı sizi çok seviyorum. Peki şey, ne yapıyorsun şu an tam olarak? Ben kamuda mühendisim. Kamuda mühendisin şu an. Çok yükselen meslekler, gıda, tabii, gıda ile her şey. Aşçılık. Aşçılık, gıda mühendisliği. Evet. Yani şimdi bazen seyirciler diyor ki şimdi aşçıyım diye kendini tanıtan kayınvalideler var. Şimdi aşçılık başka bir şey. Yemek yapmak yani başka bir şey. Tabii ki alaylı da olabilir, şu da olabilir. Biz tecrübeye, tabii, efendim çalışmaya, kendini geliştirmeye saygımız sonsuz. Mutlaka. Gıda çok da takdir ve ediyoruz. İnsan güvenirliği. Ama tabii eğitimini yani almak başka, başka bir şey. Şimdi aşçılarla şimdi şeyi ayırmak lazım. Bir şirkette dört kişiye yemek yapıyorlar, aşçıyım diyorlar. Ha mesela, o yemekçi çok sayılmaz. O başka bir şey. O yemekçi yani oluyor yani. Yemek. İnsanlar yıllarca okuyorlar yani. Tabii. Eğitimini alıyor. Bitmiyor, yetmiyor. Yurt dışına ben gidiyorlar. Bir şeyini yapıyor falan filan da. Sonsuz bir şeydi. Bitmiyor. Bitmiyor. Okumanın yaşı da yok. Yok, bravo. Öğrenmenin yaşı yok. Öğreneceğiz. Allah sağlık versin. Aynen öyle. Bu yaşımızda bile neler öğreniyoruz. Peki sen neler tavsiye edersin nesline tecrübeli birisi olarak? Bence ilk tavsiyesi hızlı ol neslin olmalı. Evet, hızlı olacak. Tuzunu bir kaba koy, koyman rahat olur. Normalde çok hızlıdır evde ama. Evet. Çöp torbası açman lazım hayatım. Öyle lavabonun içinde de bir şey yıkama. Ay bravo, ne güzel dedin, müjgan atla. Yok şu an öyle bir şey yapmadım daha. Kaç dakikası geçti Nesli? Zuhal Hanım şu ana kadar tamı tamına 12 dakikası bitti bile. Oo. 12 dakika. 12 dakikada sadece etleri doğrayıp düdüklü tencereye koydu. Anca. Anca ama tek tek ve minik doğruyor. Ne yaptın şimdiye kadar Nesli? Bir özet geç bize. Şu an tatlının şiresini hazırlıyorum. Etlerimi taş kadayıfı koydum. Evet. Etlerimi koydum. Onların fıs etmesini bekliyorum. Düdüklü değil mi? Evet. Bu. O fıs etsin de. O fısı almadan ben gideyim. Şimdi tekrardan kadayıfımın hamuru için çalışıyorum şu an. Tamam. İyi yetişiyor herhalde. Yetişecek ya, bir sıkıntı yok. Yeter ki mikser beni oyalamasın. Ne yapacaksın kazanırsan parayı Nesli'nin 15 TL'yi? Alarma harcayacağım. Alarma ya. Şu tencereyi ben. 9 aylık kızı varmış, Allah bağışlasın. Onun için. Amin. Düzeltti mi tencereyi? Zaten Nesli'nin küçüklüğü aynısı. Nesli'nin fotoğrafıyla Alarma'yı yan yana koy. Ay canım, güle güle bit, şansı bantla açık olsun. Senin için diyorlar ki öyle haksız eleştireye falan gelemez. Lafını esirgemez. Evet. Ama esirgeme tabii ki, yemeklerin güzel sonuna kadar savunacaksın ki ona göre puan veriyorlar yani. Şimdi sen anlatmazsan, anlamazlarsa puan kırarlar. Evet. Sen anlatacaksın. Ben bu anlatacağım. Böyle onun için böyle diyeceksin. Ben ne yemek yapıyorsam hepsini anlatacağım. Ha anlamadıklarında gerekirse ağızlarına yedireceğim yani. Bir de öyle anlatacağım. Ay bu da bir başka sabah mıydı o? Neydi bir gelin? Saadet. 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 Saadet efsane olmuş. Vallahi sonu böyle gibi de geliyor. Sen saadetleşme. Ya şöyle bir şey var, ne kadar komiktir. Saadet'i başka programlardan aramışlar ya. Aa. Gel bizde de yarışmacı ol diye. Ne kadar komik değil mi? Evet. Evet. Gel bakalım. Tatlişkom. Maşallah subhanallah. Alara senin kürkünü, senin bu eteğini, şu ayakkabıları yerim. Maşallah bu ne tat. Kime benziyor bakayım Kerem? Annesi mi? Kabullen. Tartışmaları kapalı. Kabullendik. Kabullen. Daha çok değişir. Bak bak nasıl babaanneye gidiyor. Tamam. Acıkıyor. Aa babaanne. Böyle bir aşk yok babaanne aşkı maşallah. Babaanne. Çok güzel. Bak bu yaşta Zuhal ablanın kucağındayız. Bak geliyor maşallah. Maşallah bak. Emziriyor musun hala? Aa. Kesti mi? Gittik.
Tamam. Almış da babacan o. İyi maşallah. 6 ay kadar. Vallahi yan yan sana bakıyor mikser. Nedense bunu çocuklar seviyorlar. Oyuncak gibi falan geliyor. Hani öyle lahana bebekler var ya böyle sonuçta. Sana gelmez Pınar. Benden kaçıyor zaten. Niye kaçıyor? Anneye bir baksın da böyle bir şans getirsin. Ama Deniz öyle. Sürtür sürtür üstüne. Hadi inşallah. Daha yaşın geç. Olur Allah kısmet aynen, etsin aynen. Sağlık 35'e ver. Kadar yolu var. Ne? 35'ten sonra. O bayağı sen bekleyeceksin. Tamam. 35'e Allah kadarmış. Zor Zuhal Hanım. Beklemez. Çünkü ben varım diyormuş. Beklemez. Ay sanı yaşatan Umut'a da kendince nasiplenme çocuğu. Zonguldaklıymış ya Nesli bizim mikser duydun mu? Evet. Evet. Bir ucu da Adana'ya uzanıyor. Geçenmiş. Onun uçlar nerelere uzanmıyor ki? Galiba her gün bir memleket. Tabii tabii tabii. Bizde yarışırken hep Parisliydi. Evet. Anladık zaten anladık. Ay ama hani silik tanıştığımız gün müydü? Evet. Şeyde ismini gördüğümüz değil mi? O gün... Ben de buradayım diyor. Ben de buradayım. Ay canım haklısın çok kusura bakma. Seni nasıl biz... hadi gel gidelim. Hadi ben kaçıyorum. Tamam. Size bol şans. Bunlar çok teşekkür ederim. Ben de görmek için. Bol şans. Kendinize çok iyi bakıyorsun. Bol şans hayatım hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Zuhal Hanım hediyeniz. Bu arada hediyeni de verelim. Bunun dolusu içeride. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar dolusunu içeri bırakırım. Pınar'cığım sen getiriver. Hadi bakalım bir şey de kalmadı. Daha biraz tempo. Tamam. Hadi sana güveniyorum. Görüşürüz. Çok sağ olun. Tamam annem bırak onu. O olur kendi kendine. Evet hanımlar kaldık baş başa. Şu ana kadar neler yaptın Nesrin? Anlatır mısın? Şu an etimi koydum. Mayamı hazırladım. Şiremi hazırladım. Tamam. Bu mayalanacak. Ardından ben bu sırada neye geçiyorum? Kopya çekiyorum çünkü. Neye geçiyorum? Patateslerime geçiyorum. Patateslerimi soyacağım. Patateslerim nerede? Yoğurt çorbasına girecek patateslerin kabukları soyuluyor. Yemeklerinden en zor olanı hangisi? Yemeklerimden aslında çok bir zor olan yok ama taş kadayıf sana biraz göre oyalayacak gibime geliyor. Çünkü taş kadayıf önce tavada krep tarzında pişecek. Ardından da onların iç harcını yaptıktan sonra kızartacağım kızgın yağda. Ondan ötürü o biraz oyalayacak beni. Gaziantep usulü yoğurt çorbası için soyulan patatesler küp küp doğrandıktan sonra haşlanmaya bırakılıyor. Yani nohutlu çorba duydum ama yoğurtlu duymadım. Etli olabilirdi. Yani kıymalı falan olabilirdi ama yoğurtlu duymadım. Görmedim daha doğrusu. Normal bir çorba yani öyle hani ekstradan farkındalığı olan bir çorba olduğunu düşünmüyorum. Anneciğim, dün Yazgül Hanım'la aranızda neler oldu? Kıskandığı için seninle uğraşmış olabilir mi? Yok, zannediyorum. Azıcık böyle tez canlı bir hanım gibi geldi. Hani negatif bir şey düşünmek istemiyorum çünkü ilk gün. Hani yanlış bir karar da vermiş olabilirim. Onun o hatayı düşmek istemiyorum. Ama sürekli sana cevap verdi. Onun yanında Canan Hanım da verdi. Birazcık dedi, sen dedi sus dedi, biz de konuşalım dedi bana. Seni iddialı gördükleri için olabilir mi? Olabilir. 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 Aynen olabilir. Dün verdiğin puandan pişman mısın? Ben mi? Evet. Pişman değilim. Pişman değilim. Hani kızın emeğine ben saygıdan dolayı verdim. Ben de dün akşam eve gittikten sonra bayağı bir düşünme zamanım oldu. Hatta uyuyamadım bile. O yanık ete neden 6 puan verdim diye ben de ciddi anlamda pişmanlık yaşıyorum. Dünkü et gerçekten yanmıştı ve çok acıydı. Hiç yiyemedim ben. Tadına bile sadece biberlerin tadına baktım. Puanımı ondan kırdım yani. Antep usulü bu çorbadan muhakkak istiyorum hanımlar. Bak kesinlikle tamam. Çok beğeneceksiniz. Çünkü evde yapıyor bize. Daha önce de yaptı. Şahaneydi tadı. Gaziantep usulü yoğurt çorbasının terbiyesi yoğurt, yumurta ve un çırpılarak hazırlanıyor. Nohutlu patatesli yoğurt çorbası hiç yemedim. Nasıl olduğunu da hiç bilmiyorum. Yiyince bakacağım ona göre değerlendireceğim. Tatlıya mı geçtin? Evet. Taş kadayıfın hamuruna başlayan yarışmacımız unu ölçüyle alıyor. Taş kadayıf Adana'nın meşhur bir tatlısı değil mi? Evet. Nasıl yapılıyor anlatır mısın? Ya aslında taş kadayıf tabii ki edindiğim bilgilere göre söylüyorum şu an. Taş kadayıf bundan önceki şeylerde tarihçesinde öyle söyleyeyim. Taş kadayıfın tarihini mi araştırdın? Neden taş kadayıf dendiğini mesela? Neden? Sonuçta herkes tel tel bir şey bekliyor. Taş kadayıf çünkü bu kadayıf yapılırken demir şeylerin üzerinde çeviriyorlar ya hani. Bunu da aynı şekilde kadayıfını dökmüşler.
Onunla da taş kadayıf olmuş yani. Taş kadayıfın içine neler giriyor? Taş kadayıfın içerisine un. Gelinimiz taş kadayıfın hamurunu istediği kıvama getirdikten sonra ara sıcağı lazanya cepleri için hazırlık yapıyor. Lazanya bir makarnadır. Yani hazır olan bir yemek. Üstüne kaşar falan yaparlarsa kolay bir yemek yani. Çok aman aman zor bir yemek değil. Şu anda ne yapıyorsun? Şu an beşamel sosu yapacağım. Hangi yemekte kullanacaksın? Lazanya ceplerini de kullanacağım. Neslin lazanya ceplerinin beşamel sosu için eriyen tereyağla süt ve unu buluşturup çırpıyor. Normal lazanya neden yapmadın? Çünkü daha güzel tadı var. Ne farkı var? Ya aslında börek gibi bir tadı var. Umarım beğenirler eğer bu kadar yöresel yemeğin içine. Umarım beğenirler. Yarışmamızda daha önce lazanya yapıldı. O lazanyadan gibi değil. Farklı ama. Farklı. Çaprazlama koyuyorsunuz, bir cep haline getiriyorsunuz. Ara katmanına beşamel koyacak. Ondan sonra karşılıklı kapatacak onu. Kıyma var mı? Var. O zaman lazanyadan tek farkı küçük olması mı? Değil. Lazanyalar sıcak suyun içinde haşlanırken yarışmacımız Antep usulü yoğurt çorbasının terbiyesini yapıyor. Terbiyeyi çorbanın sıcak suyuyla ılıştırdıktan sonra alıştıra çorbaya döküyor. Zaten lazanyayı ben hiç sevmedim. Neden? Dağıldılar. Yani benim aldığım diğer lazanya daha güzeldi. Yo olur bu olur. Sen hiç moralini bozma, bu olacak olur. Lazanyalar da çok kötü oldu ya. Onu zaten gözden çıkarmış. Gerçekten mi? Yok, bu kaynayanları. Haşlanan lazanyalar sıcak sudan alınırken yerine yenileri konuyor. Lazanya cepleri bildiğimiz makarna, aralarına kıyma, beşamel dizip o şekilde sofraya getirip, bu bir ara sıcak mı? Yani et midir, ot mudur, süt müdür, yoğurt mudur bilemiyorum. Kayınvalideleri aç mı göndereceksiniz? Yetişir. Ay ben dün aç kaldım zaten, boş ver, hepsi vardı, ne oldu? Aç mı kaldın? Evet, açtım vallahi. Eve bir gidişim var. Ne olur peynir ekmek diye. Neden aç kaldın? Yiyemedim bir şey. Kayseri yağlaması yeseydin keşke. Tadı güzel değildi. Neslin, şu anda ne yapıyorsun? Şu an lazanya ceplerini yapıyorum. Üst üste yerleştirilen lazanyaların arasına beşamel sos sürülüyor. İçine dana jambon ve dilim kaşar peynir konduktan sonra kenarlardan kapatılıyor. Üzerine tekrar beşamel sos sürdükten sonra ilk lazanya cebi hazır. Gelinimizin bir tanesi kocaman dev gibi bir lazanya yapmıştı. Ama herhalde tek bir lazanya yemişsiniz. O da ara sıcaktı. Bizimki de ara sıcak. Aa! Karşılaştırmaya bak Neslin. Hadi kızım hadi. O lazanyayı büyük diye eleştirmişlerdi. Derler. Ama ara sıcak hakikaten bu boyutu bence güzel. Bundan daha büyüğünü ne diye yiyeceksin ki? Ana yemeğe vakit kal, yani midende yer kalmaz. Kalan sürenizi söylüyorum. Son 39 dakika. Aa, oldu. Olamaz mı? Olamaz çünkü demin 1 saat 38'di. O zaman kalan süreniz 1 saat 24 dakika. Hadi Neslin. Anneciğim. Gerçekten dün kayınvalideler seni kıskandı mı? Tamam işte. Çünkü ben kıskançlığı hiç bilmem. Gerçekten. Hiç kimseyi kıskanmam. Yani gerek yok. Dün 6 puan verdin. Bugün sana 3 ya da 4 verirler mi? Ki bile bekliyorum o sessiz durup da. Hangi kayınvalide o? Dünkü kayınvalide. 2 puan mı verecek? Neden? Rakip. Eksik menü olursa verebilir. Eksik menüyle değil. Biz tam bile yapsak o 2 verecek diyorum. Diğer kayınvalideler o kadar. Bak adalet olacağını zannetmiyorum. Ha olursa da özür dilerim sonradan. Dün çok haksız puan verdiler. Hem de hepsinden yani 8'den aşağı beklemediğimiz puanlar aldık. Yani en azı 8 derken hep az puan aldık. Neslin lazanyayı lütfen bitir artık. Dur hele ya. Bir tane kadar. Adana'ya bağladım şu an yani. Bağla bağ mı diysem? Telaşlandığı zaman dönüyor oraya. Eyvah yırtıldı. Onu daha tatlı kamufle ederiz onu. Ay kafayı yiyeceğim. Tatlı mı? Daha ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok şu an ortada. Çorba tatlı yeter işte. Lazanyalarda sorun yaşayan gelinimizin morali bir hayli bozuluyor. Ben çöktüm şu an ya. Başka hayır hayır şey hayır değil. Lütfen. Moralini niye bozuyorsun Neslin? Hadi devam. Elin mi yanıyor? Ha, birazcık. Bu lazanya
Kapatayım mı ben artık bunu? İyice parçalandı ya. Bunu al yavrum. Yalnız yumuşaklığına bak. Bakayım daha olmuyor. Sakın. Yok öyle bir şey hadi. Yok öyle bir şey. Sen yaparsın. Sen yaparsın. Bırak artık onu tamam o oldu. Oldu. Tamam bırak onu artık. Bir tane daha yapmam lazım. Sonra... Yapıyorsun. Tamam. Sence nerede hata yaptın Nesrin? Ya aslında hiçbir yerde hata yapmadım. Vakti söyleyince üzüldü. Lazanya oldu mu? Daha olmadı. Daha o olmadı. Ve şurası karman çorba. Onu toparlarsın. Ona takılma sen. Nesrin bu da çok kurtaracak bir şey değil. Bu da çatlıyor. Ne var onun içinde? Çorba. Çorban hazır demek ki. Nesrin, şimdi neye geçtin? Taş kadayıfa geçtim. Nesrin, zamanın yarısı bitti ama yemeklerin de bir yandan oluyor. Hala yetiştirebilirsin. Yetişecek zaten. Bu telaş etti yok. Sorun ne anneciğim? Sorun yok bence de. O niye yaptı sorun bilmiyorum. Anneciğim, sarıl, moral ver kızına. Daha çok ağlarım. Lütfen destek ol. Kuzum benim. Yapar o. Yapar, yapacak. Hadi. Ya, altıncı da yaptın. Hamuru berbat çıktı. Peynirler açılmıyor. Sanki hepsi toplanıp bana geldiler. Bu ödüle de ihtiyacınız var galiba. Kesinlikle. Uzun zamandır da çalışmıyorsunuz. Evet. Evet. Sen de çalışmıyorsun. İkisi evet, de çalışmıyorlar. Ben de eşim de şu an ikimiz de çalışmıyoruz. Ne zamandır çalışmıyorsunuz? Temmuz ayından beri. Gerçekten mi? Neredeyse 8 ay olmuş. Evet ve evleri kira ve bebeğimiz var. Gerçekten kazanmanız lazım. Hadi o zaman Nesrin, sana güveniyoruz. Yapacak, yapacak onu. Tamam, hadi bitti işte, bu kadardı. Bu kadardı, tamam. Evet, bitti bile. Şimdi iki yemeğimiz hazır olacak. Yetişir. Yetişir mi anneciğim? Yetişir. Lazanya makarna türü bir yemek. Kıymayla yapılır, kaşarla yapılır. Ama o lazanya cepi ne olduğunu bilmiyorum, duymadım. Yiyince göreceğim, ona göre onun da puanını ona göre vereceğim. Taş kadayıfa geçtik mi? Geçtik. Bir tık. Kızaracak. Zaten tek yönlü oluyor. Onu da fırına atacağız. Anneciğim, gelecek kayınvalideler acımasız mı olacak sence? Öyle zannediyorum dünden sonra. Hiçbir hatayı affetmezler sanki. Ben de öyle şey yapıyorum, düşünüyorum. Sence en acımasız kim olacak? Kim demeyelim, hepsi birlikte o fikre sahiptir de. Dünkü bayağı şey yapacak. Benim gelinim daha ağır yaptı menüyü diye. Ama ona sen 6 puan verdin. Verdim. Bunun bir önemi var mı? Bence hanım açısından olmalı. Olmalı. En az o da öyle vermeli. Peki öyle mi gelecek? Sanmıyorum. Hem kibarlık yaptı, sağ gösterdi, sol vurdu. Bugün de bakacağız. Benim gelinime anne sözde annelik yaptı. Aynısını ben de yapacağım. Yani bunlar da geri kalmam. Kızgın tavaya dökülen taş kadayıf hamurları pişmeye başlıyor. Bu arada kalan süreniz 1 saat 7 dakika. Ah! Ah da kilis tava yok ortada. Zaten ne var ki ortada? Kebap salatası hazır mı? Hayır, daha da değil. Kilis tava? Hayır, değil. Meyhane pilavı? Hayır, o da değil. Kolesterol salata? Hayır, o da değil. Masayı kurdun değil mi? Hayır. Aman Allah'ım! Geri 1 saat 6 dakika kaldı. Yetiştirirsin bence. Ama 2 saat sonra. Evet ya, sen bana fazladan süre versene. Aşk olsun. Sürenin lafı mı olur? Şimdi ne yapıyorsun Nesrin? Sinirlerimi boşaltıyorum. Taş kadayıfın içine girecek cevizler paketin içinde dövülüyor. Ardından tek tarafı pişen hamurlar tavadan alınıp içlerine dövülen cevizden konuyor. İlk taş kadayıfı tamamlanmak üzere. Büyük bir başarı hikayen var Nesrin. Gerçekten 136 kiloya kadar çıktın mı? Ya evet, ben aslında basketbol oynuyordum. Basketbolum bittikten sonra üniversiteye başladığımda öğrenci hayatı, şu hayatı, bu hayat derken benim hop kilo tavan. Öyle olunca tabii artık bu da benim sağlığımı etkilediği için mecburiyetten bir operasyon geçirmek zorunda kaldım. Bu da tüp mide ameliyatı oldu. Tüp mide ameliyatında aslında kilonun belli bir kısmını eğer dikkat etmezsen alıyorsun. Ve ben de dikkat etmeyen kısımlardan biri oldum doğumla birlikte. Ne kadar kilo aldın? 88 devamına kaldım. Son hamurun arasına ceviz koyup kapatan Nesrin taş kadayıfları tamamlıyor. Taş kadayıf. Gerçekten bugün evet bilmediğim menüler geldi karşıma.
Onu da göreceğim, bakacağım. Şerbeti... Evet, şerbetin kıvamı kesinlikle önemli. Ne çok katı olacak, ne zaten sulu oldu mu zaten su kendine ayrı bir tat veriyor. Başlı başına kadayıf ayrı bir tat alıyor. Bence özelliğini kaybediyor. Kiriz tava yapıyorsun ama sen Adanalısın. Evet. Orijinalini mi yapacaksın? Evet. Nasıl olur orijinali? Orijinali birazdan göstereceğim sana nasıl olduğunu. Kiriz tavaya başlayan yarışmacımız maydanozları yıkadıktan sonra rondonun içine soğan ve yeşil biber doğruyor. İçine neler girecek? Bunda soğan, biber, maydanoz, ardından salçası, kıyması. Ben şunu bir açabilirim. Çabuk aç anneciğim, yanıyor. Ay yok yok, değil iyi. Anneciğim sen de her şeye iyi diyorsun. Ama görüyorum. Kiriz tavaya devam eden yarışmacımız rondodan geçen sebzelerin üzerine kıymayı koyuyor. Ardından pul biber ve salça ekleyip yoğurmaya başlıyor. İstediği kıvama geldikten sonra tepsinin tabanına yerleştiriyor. Neslin, iyi yoğuramadın galiba. Yo yo, yoğurdum ben onu. Hadi seni mi kıracağım ya? Al. Al. Vakit kaybettiriyor sana, inanma ona sen. Hay Allah, şimdi de fazla yoğurdu sanki. Bakar mısın, vıcık vıcık oldu. Yok yok, olmadı. Anneciğim, el lezzeti denen bir şey var. Elle yoğurunca daha lezzetli oluyor değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Fırın tepsisine yerleştirilen kiriz tava dilimlere ayrılıyor. İkiye kesilen domatesler kiriz tavanın üzerine konduktan sonra fırına veriliyor. Kiriz tava bilmiyorum, bakacağız. Ama benim bizdeki belen tavaydı, çok güzeldi. Azıcık bir fırının komşuya gitmesinden dolayı, elektrik gitmesinden dolayı azıcık, yani çok azıcık belli belirsiz bir yanık vardı. Ama yediler, beğenmediler. Onların tavasına bakacağız. Aynı tava notunu ben de verebilirim. Anneciğim, kayınvalidelerden Fadime Hanım var. Senin yanında oturmuştu. Ne düşünüyorsun onun hakkında? Valla ilk gördüğüm kişiler hakkında ben karar vermiyorum. İşte bir iki gün geçsin. Açık böyle sessiz gibi de duruyor. Sanki böyle bir taktik de mi uyguluyor? Gerçi hepsine var da. Bir tek Fadime'de değil. Sen taktik yaptın mı? Hiç yap. Yapsaydım dün, öyle bir taktik olsaydı içimde, dünkü masaya ben 3 verirdim. Ama bugün kendi günün. Taktik yapıp 6 puan vermiş olabilirsin. Aa, yok yok. Hayır, öyle. Hatta öyle bir şey söylendi sanıyorum masada. Kendi gününe oynuyor falan gibi. Demişlerdir. 6 verdiğim için dünkü gelinimiz seni eleştirmişti. Öpsün de başına koysun. Onun kayınvalidesi de versin bana 6. Dünkü kayınvalidemiz Nigar Hanım ne demiş biliyor musun? Bana 6 puan vererek büyük hata yaptı. Benim masam 8'likti demiş. O onun düşüncesi. Bence bugün senin üstüne en çok Nigar Hanım gelecek. Gelsin, alır cevabını. Korkmuyor musun? Yo. Necmiye Hanım bizim menülerde çok güzel oynadı. Yani güzel güzel konuştu. Onun savunmasına ben bile kendimi geri çektim. Benim kendimi savunuyor. Ha, çok iyi biri diye. Kendimi geri çektim. Ama öyle değil, sağ gösterip sol vurdu. Annelik yapıyorum dedi ama çok kötü bir kaynanalık yaptı. Aynı şeyi benden de beklesin bugün Necmiye Hanım. Bugünkü kaynana da benim. Benim kaynana. Ara sıcağı kolislav salatasına geçen yarışmacımız lahanaları ince ince doğruyor. Anneciğim, Nigar Hanım senin için neler söylemiş biliyor musun? Sağ gösterip sol vurdu. Ben daha yüksek puan bekliyordum. Bana resmen kötülük yaptı demiş. İyilik yapmış olmayayım. Farkında olmamış o. Geliyorum, benden korksun demiş. Buyursun, buradayız. Ay gelsin ya. Kolislav salatasına devam eden yarışmacımız şimdi de havuç rendeliyor. Ya inanamıyorum anneciğim. Yazgül Hanım neler söylemiş senin için. Dün kibar kibar konuşuyordu, rol yapıyordu. Onun gerçek yüzünü bugün göreceğiz demiş. Hadi bakalım. Anne, baktın sana böyle kötü söylüyorlar, yardır gitsin. Vallahi sonuna kadar arkandayım. Hiç affetmem. Hiç merak etme. Kibar kibar gene ben onları hallederim. Bugünkü mesela Necmiye Hanım'ın kesinlikle dün çok her şeyi biliyormuş gibi hareket etmesi, davranması, sanki böyle yazıp çizip gelip orada konuşması doğallığının dışındaki bir şeydi. Ben onu fark ettim. Ben sanırım diğer arkadaşlarım da fark etmiştir. Kendisi de bence bunun farkında ama kendini zorluyor. Bakalım ileriki zamanlarda kendisi de fark edecek ve tepki alacak diye düşünüyorum. Kolislav salataya devam eden gelinimiz yoğurt koyup şeker döküyor.
Salataya şeker attığının farkında mısın? Evet. Demek kolestav salataya şeker de giriyormuş. Evet. Nesrin kolestav salataya sirke de koyduktan sonra karıştırıp buzdolabına koyuyor. Hop, bu da tamam. En üstte koy. Kolestav salata, onu da bilmiyorum yani nasıl oluyor, hiç yapmadım. Görünce kararımı vereceğim. Kolestav salata, bunu da ilk defa duyuyorum. Nasıl olduğunu, içine ne koyulduğunu bilmiyorum şu anda. Onu da bakacağım ona göre. Meyhane pilavı için öncelikle doğranan soğanlar kavruluyor. Ben geldim. Pınar, hoş. Çok uzun sarılmayın. Ah aşkımcığım, bir türlü yerleşti, yetiştiremiyorum. Oo, çok güzel gözüküyor. Pınar hoş geldin. Hoş bulduk mikser. Gözüm yollarda kaldı. Nerelerdeydin? Mikser seni sorup duruyor. Seninle çay mı içecekmiş, kahve mi içecekmiş, ne öyle bir şey? Evet aramızda ama. Kahve falan yok. Nasıl yok? 40 yıl seni görmek istemiyorum mikser. Beni görmek istemiyor musun? Evet. Meyhane pilavına devam eden gelinimiz soğanlardan sonra biberleri kavuruyor. Pınar sence yetişecek mi? Bence yetiştiriyor. Yarım saati var. Masası kalmış, salatası ve bulgur pilavı. Evde kalmamış olsaydın seninle de yarışabilirdik. Evet alabilirdiniz. Ne zaman evleneceksin? Ne zaman evleneceğim? Güzel bir soru. Kocayı ne zaman bulursam? Pınar'cığım biliyorsun ben henüz 25 yaşındayım ve de bekarım. Evet mesela. İnandık mı peki? Ekran başını kandırabilir. Nasıl yani? 25 yaşındayım işte. Uzun boylu, yakışıklı. Evet doğru. Esmer. Esmer mi? Hayalimi söylüyorum tabii ki. Benim tam tersimi söylüyor görüyor musunuz? Sarışın ve renkli gözlü adamım ben. Tabii. Meyhane pilavı için soğan ve biberler kavrulmaya devam ediyor. Şimdi bir kebap salatam kaldı bulgur pilavını yaptıktan sonra. Evet, başarılar diliyorum. Aa ne oldu Pınar? Hayırdır Pınar nereye? Nereye? Tabii ki de gidiyorum mikser senden kaçıyorum artık. Hadi o zaman çabuk kaç. Gelinimiz çeri domatesleri doğrarken bir yandan da meyhane pilavına salça ekleyip tuzunu ayarlıyor. Sen 6 tane şey yapmadın mı? Nereye götürdün? Yedin mi? Konuşurken yiyememişsindir. Sakladın değil mi? Ben görmedim. Saklamışsın. Çabuk getir onu. Onları bölmeyecek misiniz? Hayır. Birer tane çünkü cep. Çabuk getir nereye koyduysan. Çabuk. Ben almadım. Çabuk getir buraya. Almadım ama bu lazanyalardan bir tane yedim. Beni öyle eksik göndermezsin diye. Göndermem tabii ki. Bakın burada ne var. Bakın burada ne var. Yiyecektim ama size dayanamadım. Yeme. Gözünü seveyim yeme. Dayanamadım Nesrin. Ve meyhane pilavı da hazır. Meyhane pilavını biliyorum. Evet biz bunu çok da yaparız. Çok lezzetli bir pilavdır. İçinde sebzesi olan bir pilavdır. Patlıcanı, patatesi, acı biberi. Salçası falan olan bir biberdir. Eğer onun da kıvamını güzel tutturursa güzel bir seçim. Kilis tava ne durumda anneciğim? Anne ya biberleri atar mı? Hayır. Hanımlar son 25 dakika. Gelin hanım yetişmez diyordum ama yetiştirdin. Ya masam hazır değil. Olmaz diyordun ama oldurdun. Ağladım. Ağladın ama başardın. Bak şu şey bitsin sarılıp ağlayacağım sana. Tutuyorum. Tüve debe. Gözyaşım şıp. Şıp. Anneciğim dur sen yapamazsın. Ben yapmadım ki bir şey. Lütfen o tuzu geri alır mısın? Tamam şurada. Gel buraya tuz. Şıp. Tuzu aldın mı anneciğim? Vallahi aldım. Almış orada. Lütfen bir daha yapma. İçin rahat etsin. Nesrin tuzunu unutma anne. Tamam anne. Ve annemiz giyinmeye gitti. Ay hiç sevmem şöyle var ya şuraya atmaya ama gerçekten insanlar yeri geliyor çok haklıymış şu an bu durumda. Olduğuna çok hak veriyorum yani. Neye hak veriyorsun? Ya insanların genel gerçekten eli ayağında dolaşıyor. Mesela bu kadar orantısız kesmem. Ama şu an o kadar orantısız kesiyorum ki kesin diyecekler ki biri Şam'a bakıyor biri Beyrut'a. Kebap salata için salatalığın ardından maydanoz ve soğan doğranıyor. Nesrin bak kim geldi. Ah annem geldi. Anneciğim çok özgüvenli geldin. Evet. Her zaman öyleyim. Ne de olsa gelinin başardı değil mi? Tabii. Ben demiştim, sen inanmamıştın. Hani şu kebapçı salatasına bir baksana, ekstra bir şey lazım mı? Bunu yaptım tuzunu ve karıştırdın değil mi? Karıştırdım. Şunu dipten dur bir karıştır. Ağladın. Annen sana güvenmedi ama yine de başardın. Yok ya, olur mu öylesi? Son 16 dakika. Bir an önce masanı kursan iyi olur. Hemen salona geçen gelinimiz sofrasını kurmaya masa örtüsünü sererek başlıyor. Sen
bana yardım edecek misin? Sana etmeyeceğim de kime edeceğim Nesli? Kralsın. Çiçeğin de çok güzelmiş. Beğendin mi çiçek? Bu çiçeği bile eleştirirler biliyor musun? Aa artık yani. Ama bence çok güzel. Tabii ki güzel. Ay yemekli. Zaten biri şuraya oturacak, biri şuraya oturacak. Neyine laf ediyorlar ay? Ekmek. Gelinin başardı galiba. Başardı başardı. Ben tavukları koyabilir miyim? Tabii ki koyabilirsin ama 2 puanınızı alırım. Unutma anneciğim. Kızımız yarışıyor, sen değil. Bak içecekleri de getirmiş. Bravo Neslin. Yarışmacımız ekmekliği de koyduktan sonra tabakları yerleştiriyor. Ben şeyleri nereye koyacağım? Salataları. Salataları kaseye koyman gerekiyor ama bunlara değil. Hangi kaseye canım? İşte oradan başka kaseler vardı. Tamam anne, çatal çatal kaşık nereye konuluyordu? Söyleyle. Yavrum benim. Sola çatalları koyuyorsun. Çatallar sola mı? Evet, bak, solda çatal olur. Çünkü benim her akşam kurduğum sofra bu. Bayılacağım. Neslin, normalde ben böyle kurmuyor muyum? Evet. İkiniz bile olsa. Kaşıkları nereye koyduğuna bakar mısınız? Sola çatallarını koy gel annem. Sola mı? Sola çatallarını koy gel. Neslin, kayınvalidesinin denetiminde çatal, bıçak ve kaşıkları yerleştirdikten sonra bardakları koyuyor. Sırada servis peçeteleri var. Annem şeye baksın mı? Neye baksın? Kilise. Anneciğim koş hemen! Kilis tava yanmasın sakın. Nasıl olmuş bir bakalım. Kilis tava gayet de güzel. Kayınvalidemiz kilis tavayı kontrol ederken gelinimiz sofranın eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Ben şimdi giyinmeye gidiyorum. Anneciğim 3,5 dakika kala kızımız giyinmeye gitti. Bu arada pilavdan biraz daha yemem lazım. Tencereye ye bari. O zaman 2 kepçe daha alabilir miyim? Oldu. Kaç puan bekliyorsun anneciğim? Hepsinden 3'er puan gelecek diyorum. Gelinin yemekleri de lezzetli. Lezzetli diyorum. Onun için katıldık zaten. Gerçekten lezzetli. İlk kez yaptığı yemek dahi lezzetli oluyor. Bir el lezzeti var onun. Gelinin başardı mı? Başardı bence. Tebrik ederim anneciğim. Son 30 saniye Nesrin. Yemekler ne durumda? Bir yemeğimize bakalım. Sadece bir tatlım var. Bunu birazcık şöyle yarım bırakacağız. Gelinimiz yemekleri kontrol ettikten sonra mutfağı toparlamaya çalışıyor. Evet hanımlar, Zuhal Hanım geldi ve süreniz bitti. Şurada bir bakın adet olduğu üzere. Hayır beğenmiyorum. Bu peçetelerin konuluşu biraz tuhaf. Peçete katlama sanatını bilseydim size böyle çok güzel bir şey çıkartırdım ama şu an yok. Ya mumlar çok basit. Kokudan rahatsız olursunuz diye. Ben bilmiyorum, ben de görüntüden rahatsız oldum. Ormanda bir yerde kendi haline uzamış gibi. Yani ben de yapmışız. Yani kendi haline böyle güneşte, yağmurda uzamış gibi. Dur kesmeye gidiyor, hızını aldı. Yok tutamaz zaten kimse. Ben fark size dün saygımdan dolayı. Ben size... Allah! O oksijene ihtiyacı var. Canlı çiçekten ötürü galiba. Çorba dersen çok basit bir çorba. Pardon. Siz beğenmemeye gelmişsiniz zaten, sorun yok. O yüzden ben size... Nerede gördün? Canlı mı geziyordu? Yolda yapılan gözlemelere dönmüş. Tam olması gereken bu. Belki size gözleme tadında gelmiş olabilir ama ben jambonlu gözlemeyemedim daha bu zamana kadar. Hangi gözlemeci bu? Keşke burada varım. Burada varım. Hepinizin yani. Yanında varım. Nigar Show devam ediyor. Benim önüme gelmedi ama şimdi görüntüde diyorum çok basit bir öğrenci pilavı. Öğrenci pilavı. Gelin hanım, bulguru ıslamışsın gelmişsin buraya, önümüze bırakmışsın konuşuyorsun. Bir dakika geleceğim size de. Gel buyur. Pilavı ye de ondan sonra konuş. Ben yiyemiyorum, sen ye buyur. Ben yerim zaten, siz zahmet etmeyin. Ya al beni, bir salata değil yani. Kuş konduracaktım ama unutmuşum. Kuş da konmazdı buna. Konar.
hoş geldin. Tekrar merhabalar Nesrin, ne haber? İyiyim, teşekkürler. Mutfağa bakayım, merhaba nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Merhabalar. İyi iyi yetişmiş herhalde. Yetişti çok şükür. Süper. Evet. Ay birazcık serin geldi bana, kolları tülye bunun. Evet. Ceketimi giydim, hava bugün çok soğuk. Evet, soğuk. Ne yaptın? Yetiştirdim ama bir ara ağladım. Ağladın? Modum düştü, sonra tekrar toparlandım. Ne oldu da modun düştü? Düşürdüler. Düşürdüler. Kim düşürdü? Evet. Çoğu konuştu. Birileri düşürdü. Birileri. Ha. Kimler acaba onlar? Bir bakın bakalım kapıya. Ne İyi valla, siz sormalı. Biz de işte bir koşturmacayla bitirelim diye. Evet. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, şöyle alayım. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, Sonu Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Karşılamadı, kayınvalide bile yoktu. Sonradan geldi, o telaşa ben kayınvalide yok diye, inan ki Zuhal Hanım'ı bile unutmuşum. Yani yanına merhaba demeyi bile unutmuşum şaşkınlıkta. Çünkü kayınvalide yoktu ortada, sonradan geldi. Nasılsınız hala? İyi, siz nasılsınız? İyi, teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Siz? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Nasıl geçti Necmiye Hanım? Güzel, koşuşturmacalı ama hoş şeyler. İyi. Zaten biz hani anı ne güzel biriktiriyoruz. Evet. Aa, ne hoş. Evet. Güzel bir şey. Güzel, tatlı telaşlar. Aynen. Sofraya aynen. Da bir bakın adet olduğu üzere. İyi, güzel sofra düzenimiz. Evet. Efendim? Güzel sofra düzenimiz, gayet güzel, beğendim. Ben beğenmiyorum. Beğenmiyorsunuz? Hayır, beğenmiyorum. Hayır. Tabakları çok basit buldum. Yani sofranın bak düzen, yani bardaklar falan, bizim sofra dün çok güzeldi masa. Yani her şeye bahane buldular. Yok çiçeğine solmuş, yok büyükmüş, yok ya şuraya konmuş, buraya konmuş. Her şeyde bir bahane buldular ama yani bizim masaya göre burayı basit buluyorum. Ne açıdan, nesi değişik, nesi basit? Detaylandırın bize. Yani bu peçetelerin konuluşu biraz tuhaf, tabaklar basit. Bunu nasıl yani koyabilirdi, servis peçetesini nereye koyabilirdi? Bize bir yer gösterin, biz de tamam diyelim. Tamam, aynı buralara konurdu ama böyle düzgünce, tuhaf? Düzgünce. Yani düzgünce? Bize, evet. Derken düzgünce, evet, kase. Yani düzgünce. Hani ben, kase olmayıp da düz bir tabağa koysaydık olurdu. Evet, yani bu şekilde yani tabağın olurdu? İçine, yani ha, içine girmiş diye. Yani bu şekilde değil de yani şu şekilde konabilirdi. Peçete katlama sanatını bilseydim size böyle çok güzel bir şey yani çıkartırdım ama şu an yok. Origami ile ilgilenmiyor musun? Ah, bileydim, ilgilenirdim kağıt şu an. Mumlar çok basit. Gerçek yani, mumu kullanmadım, kokudan basit. Rahatsız olursunuz diye. Ben bilmiyorum, ben de görüntüden rahatsız oldum. Yani çok basit. Yani ben de görüntüden basit, yani bayağı rahatsız oldum. Hiç aha, beğenmedim yani. Beğenmedim. Ne yaptın? Ben dün yarışan yapmadım. Dün yarışan kayınvalide miydi acaba bu? Gelini yarışan. Pardon. Çiçekler evet, dersen, çiçek gelmiş. Dersen yani bu da yani... Hiç. Yani hepimiz sustuk. Dün çiçeklerle benim... Nigel Hanım değil mi? Hayır, bizim çiçekler çok güzeldi. Çok. Yani yeni güzeldi çok ama bu derken sanki bir şeyde yani bir ormanda bir yerde kendi egzotik haline uzamış gibi. Size. Yani ormanda ne yapmışız? Yani kendi haline böyle güneşte, yağmurda uzamış gibi olmuş. Yani biraz beğendim. Nasıl oluyor? Yani bak çok şimdi. Affedersiniz ama... Bunu bir çiçekçi hani düzenledi. Biz evde evet, kendimiz düzenleyebilir, yapmadı. Düzenleyebilir, düzenleyebilir. Ben beğenmedim. Ben beğenmedim yani. Bakın ben gölgelerden de... yani güneşten uzayan böyle güneşe doğru uzayan çiçekler. Dur anlatsın, çok keyifli. Dur çok eğleniyorum. Benim güneşten benim. Gölgede evet, uzamış. Yani köylerde, ormanda, fındık bahçelerinde. Köyler, orman, yani, fındık bahçeleri gibi evet, genişliyor. Yani gölgelerde durur, güneş çağırdı mıydı güneşe doğru yürür. Yani ben beğenmedim. Papatya güzel. Yani beğenmedim. Güne bakan çiçek. Peki, evet. Beğenmedim. Mavi çiçek ekmeklik nasıl olmuş? Çok basit. Bunu beğenmedim. Dur kesmeye gidiyor. Hızını aldı. Yani tutmayın Nigel Hanım'ı. Evet. Yok, tutamaz zaten kimse. Ben fark size dün saygımdan dolayı. Ben size Allah Allah. Ben sana saygımdan dolayı dün kustum. Ama Necmiye Hanım dün yani her şeye sağ gösterdi, sol vurdu. Anne ben beklerdim 9. Evet, ben 9 beklerdim bizim notları.
ama dokuz sen annelik... Mu? Evet, en azından 8, yani 8 beklerdim. En az 8 oldu. Yanık daha başladı. Yanık da bir şey yoktu. Bir şey yoktu. Azıcık. Yanık ama. Ette, hayır, artı ette az bir yanık vardı. O yağlamanızı, ay lütfen. Hayır. Yani, ben kabul etmiyorum. Ben diyorum. Edin etmeyin. Bizim gördüğümüz aynı değil. Yani kusura bakmayın, siz annelik diye, annelik diye gösterdiniz. Bak annelik diye, evet, siz savundunuz. Evet. Beni bile geri çekindirdiniz. Çok ben güzel bile sustum. Sizinle konuşamadınız. Ben bile sustum. Ben bile sustum. Benim yani annelik beğenilmemiş. Savunuyor dedim. Bak savunuyor. Yani doğruyu konuşuyor. Adaletli kadın dedim, geri çekildim. Ama sağ gösterip sol vurdum. Size güvendi. Yani güvendi. Güvendiği dağlara, evet, kaçmamışsınız için siz. Ağlayarak gayet daneye sustum. Evet diye. Bir saniye. Diye bir nefes alalım. Tabii ki. Gelir gelmez neye uğradığımızı şaşırdık. Dün sustu. Gelinini bile koruyamadı. Bugün onun şeyini bugün çıkardı herkesten. Bence haksızlık yaptı bugün Nigar Hanım. 6 verdi, beğenmediniz mi 6'yı? Evet, beğenmedim. Bizim notumuz çünkü 8, yani en aşağı belki 8 olabilir. Belki 8, en az. Evet. Belki bu ne özgü vermiş? Keşke vermeseydik. Nigar Hanım, bir şey söylemek istiyorum. Bir, evet, saniye. Buyurun. Şimdi en az 8 diyorsunuz da. Pardon, çok güzel bir fikrim var. Bir saniye, bilmem bana katılır mısınız, eşlik eder misiniz? Değil mi, bir çorba içse miydik? Çorba içelim birazcık. Hadi bakın başlasak yavaş. Siz devam edin tabii, buyurun, verelim. Evet. Öyle bir sofrası yoktu ki. Ben dün 5 verdim Nigar Hanım'a. Eti yanmıştı. Keşkeği çok kötüydü. Onun salatası çok çok ekşiydi. Bu yemeklere nasıl 8-9 vereceğiz? Bu ne ya? Abla dolu gelmiş. Dop dolu gelmiş. Annem ona ne dedi acaba? Ben çok merak ediyorum şu an. Şu an burada soslu kalıyorum bu arada. Annem... Ay kadıncağız nasıl... Çok içlenmiş. Çok. Şimdi bak kesin yavaş geliyor diyecekler ha. Ya annemin puanını az bulmuş. 6 puan vermiş ilk güne göre, gayet iyi. Hatta ben kızdım yani. Yanmış yemeği var ya. Yanmış yemeği var. Sen nasıl 6 puan verebilirsin? Ben yemek yaksaydım eğer annem, yani bana bir verselerdi ben derdim ki haklısınız. Çünkü ben bir puanlık yaktım. Ama yazık ya. O kadar dolu gelmiş ki, o kadar... İçi dolmuş kadıncağızdan. Siz az önce diyorsunuz ya, 8'lik bir masaydı, 9 bekliyorum, evet, 8 evet, bekliyorum en yani az. Ama lütfen, lütfen Nigar Hanım, keşke dün de böyle konuşabilseydiniz. Dün hiç ağzınızı bıçak açmadı. Yani bir saniye, sizin hakikaten, ben dün akşam eve gittikten sonra gece 3.30'da uyudum, saat 7'de anca uyandım. Çünkü çok gelgitlerim oldu, çok düşündüm, ben 6'yı size fazla buldum. Masa düzenini aslında çok şey yapmadılar. Masa, bir tek Nigar Hanım masayı şey yaptı, sevmedi. Tabakları basit bulmuş, sanki tabağı yiyecek. Çiçeğini sevmemiş. Neymiş? Ormandan geliyormuş çiçek. Nereden gelecek çiçek? Allah aşkına. Bu göreceli bir şey ya. Herkesin zevki, herkesin tarzı farklı. Yani neden böyle bir çok fazla üsteledi onu anlamadım. O oksijene ihtiyacı var canlı çiçekten ötürü galiba. Annemiz bak hala konuşuyor. Yazık ya. Ya yazık, ben şu an çok üzüldüm kendisine. Neden? Çünkü siz bütün tabaklara işte bak bugün adaletli sonra, davrandık bugün, ama hakikaten şu andaki çıkışınız, çıkışınızı anlam veremiyorum. Bu nasıl bir çıkıştır? Tamam, yani böyle yani sanki ciddi anlamda dolduruş... Haksızlık oldu, haksızlık. Hayır, oldu, ne münasebet, kesinlikle haksızlık falan olmadı. Haksızlık lütfen oldu, ben kabul gayet etmiyorum. Adaletli, dün yüksek hakkınız olan ben puanı... Ben bir tık daha size fazla puan verdiğime inanıyorum. Ondan dolayı da... Pişmanlık ben duydum. Duyduysan pişmanlık duyma. Ben kendimizi yani çok yanıldık. Yani biz öyle sanıyoruz. Ben öyle diyorum. Benim gelinin masası, yeme, yani her şeyi, el açması, yani şeyleri falan hepsi elinde. Hamuru yoğurdu, açtı. Yani kaç çeşit yaptı. Yani hiçbir şeyi hazır olarak getirmedi. Yani şu şeyleri bizim sofraya, masaya göre çok basit buluyorum. Felaket bir şeydi ve çok anlamsız. Çok mantıksız yorumlar yaptı. Kesinlikle masada onun dün masasına bizim verdiğimiz puanların hala onun eleştirisini yapıyordu. Kayınvalideleri şu an ben güler yüzlü buldum ya. Şu an ben çok şey bulmadım.
Nigar Hanım çok dolu gelmiş. Yani öyle böyle değil doluluğu. Ve ben en çok ona şaşırdım zaten. Çünkü benim annem öyle bir insan değil. Asla değil benim annem öyle bir insan. Ve ben böylesini görmedim. Benim annem böyle yapmamıştır ya. Ay dur ben bunu birazcık daha yakayım. Şimdi buna da laf söylerler. Şimdi diyecekler ki geç kaldı. Neresi basit? Neresi? Basit yani, olan şeyi söyleyin lütfen. Mumluklar bir. Evet, bakın, belki ekmek çok şey. Bir saniye. Onlar tabaklar, dünkü tabaklarına. Nokta koymuyor ki. Dünkü tabaklarına, bardaklara bakın. Bir şimdi de öyle bakın. Yani bizim masaya mahne bulduğunuz bakın, için. Yani Nigar Hanım mıydı? Nigar Hanım mıydı? Evet buyurun. Bakın burası bizim kendi evimiz değil. Burası bizim misafir olduğumuz bir ev. Yani ve sonuçta bunlar bir program, bize... sonuçta bir bak yarışma. Şimdi orası sizin kendi evinizdi. Bizim de kendi evimiz olsaydı bizim de çok markalı yemek tabaklarımız vardı. Kaldı ki bu tabakların neyi var? Ama beğenmediniz. Artı çiçeğimizin neyi var? Çiçeği biz, çiçekten beğenmedim, aldık biz. Beğenmedim. Gidip neyi pazar var, yerinden neyi almadı. Beğenmedim yani burada... Aa, siz dün doldunuz. Bugün bana boşalıyorsunuz. Yani yazık olmuş. Siz de çok yazık güzel olmuş. Konuştunuz. Beğendiniz, yediniz. Ben 10 verecektim. Bugün Nigar Hanım dolmuş gelmiş. Ve bugün Nigar Hanım tamamıyla bize oynayacak. Ben ne yaparsam yapayım. O şu an... Bana her türlü, ben inanıyorum ya, ben %100'lük bir şey de yapsam bana hiçbir şekilde iyi puan vermeyecek. Necmi Hanım, dün siz ete hepimiz bulduk, yanıktı. Evet. Yani doğru, evet, onda yanıktı. Hepimiz hemfikiriz yani. Baya yanmıştı. Evet, baya yani yanmıştı yanıktı, yani. Onu bir kabul evet. edelim. Lütfen. Yani pilavını mesela pilavı yağsızdı. Hani ben yağsız buldum resmen. Evet. Siz güzel dediniz. Bir tık olabilir dedim. Siz güzel dediniz. Masa düzeni gerçekten sizinkini bakıyorum güzel. Ben beğendim. Evet, teşekkür ederim. Ama dün sizin masa düzeniniz gerçekten buna bakarak güzel değildi. Sizin gözünüzde bozukluk mu var? Bozukluk yok benim gözümde canım. Hayır yok ben kabul etmiyorum. Kaşıklar ve çatallar bizim masa bundan güzeldi. Düzensizdi. Tamam, ben beğenmiyorum. Mumlar küçük tamam. olabilir, mumlar küçük kalmış bardaklara nazaran. Çiçek gayet güzel. Mavileri beğendiniz mi? Güzel. Yani hiç Nigar Hanım'a sorma bence. Bana da güzel dediniz, ne yaptınız sonra? Mavileri, çiçeklerin mavi ya, çiçeklerin maviliğini beğendin mi diyorum. Suratıma bakmıyor. He, bak masa düzenini beğenmemiş. Allah aşkına bunlar kuş mu konduruyorlar masalarına? Bileydim kuş kondururdun. Bak şimdi sen çorbaya gelen şeylere bak, yorumlara bak. Ben masa düzenini beğendim demedim size. Haftaya, yani yazdınız. Ben masa düzenini beğendim demedim. İlk girdiğimde Zuhal Hanım gördük. Dedim değil mi yani? Evet. Masa düzenini hiç beğendim demedim yani. Ve ben beğendim dedim değil mi? Ellerinde olan imkanlarla bunu yapabilmişlerdir. Evet, güzel de görecelidir güzel dedim. Tamam, güzel dedim güzel ama dersin. Bugün duyduğum ama şeylere bak. Beğenmedim. Bizim ben masaya göre burayı şakadan beğenmedim. Şoktayım. Bir şey söyleyebilir miyim Nigar Hanım? Tabii ki buyurun. Şimdi öncelikle bazen kayınvalidelerimiz ertesi günü böyle çok dolarak, sinirli, haklı serzenişlerde bulunarak geliyorlar ki hak veriyorum ben de çünkü çok az puan veriyorlar bazen. Yani yapıyorlar. Fakat niye bu kadar sinirlisiniz onu anlamadım. Hayır, ben. Hayır sinirli diyelim belki. Değil de... misiniz? Yani... Sinirli yani değil, doğru söylüyorum. Yani Necmi ama 8-9 annelik yaptı. Deyince. Bak konuşurken annelik yaptı. Ha ondan daha yüksek. Ondan sonra doğrudur. Kötü bir kaynanalık konuşmalarınıza yaptı. İstinaden sizden daha yüksek beklemiş herhalde. Anladım. Yanlış yapmışım. Böyle. Öyle mi? Yanlış yapmışım. Evet şu anda üzüldüm. Afiyet olsun. Yanlış yapmışım. 6 verdiğinize mi üzüldünüz? Hayır. Yani şu konuşmalara üzüldüm. Ben pişman olacağımı puan vereceğini zannetmiyorum. Hiçbir kayınvalidenin... Kızla. Bu ama şu konuşmadan sonra gerçekten çok üzüldüm. Önemli değil. Evet, afiyet olsun. Yani konuşamadı evinde, gelini savunamadı. Keşke dün gelini savunabilseydi, dün konuşsaydı masasında. Biz ona konuş derken konuşmadı. Uyardık biz onu kaç sefer. Konuşmadı, konuşmak istemedi. Çorba dersen çok basit bir çorba. Pardon? Çok basit bir çorba. Yani... Neslin'cim anlatırsın annem. Tamam anne. Yok ben önemli olan benim için şu an tadı. Sizin tadınız uyuyor mu? Şu an o önemli. Yok. Kesin olmamıştır. Yani çok basit bir çorba. Yani içi... Yani çorba değil de yani...
az yemeğin sulusu olmuş yani. Ana yemeğin az bir sulusu olmuş. O zaman basit değildir. Neyi beğendin? Neyi beğenmediniz? Sadece böyle yemek gibi mi geldi? Mesela tuzu nasıl? Mesela yoğurdunun tadı nasıl? Mesela nohutu pişmiş mi? Mesela patates, eti pişmiş mi? Şimdi damağı geçelim hadi. Pişmemiş mi? Yağsı çok. Eti pişmiş. Nohutu da pişmiş. Yağsı çok. Yağsını ben tuzu şimdi bıraktım. Az. Tuzu yani az. Tam çok mu tuzlu yersiniz? Görmedim. Çok mu tuzlu yersiniz? Çünkü ben çok tuzlu yerim. Biraz kesilmiş gibi değil mi? Yani öyle biraz, yani çok da pürüzsüz değil yani. Yani bizim yaptığımız yoğurt çorbaları gibi değil. Kesilmiş, evet kesilmiş. Tuzu biraz kıt. Aynen. Etin de pek tadı yok. Hani tuzu ben yani et, kuzu kuşbaşı özellikle. Zaten. Sadece kuzu kuşbaşı ile yapılıyor. Görebiliyorum evet ne olduğunu ama etin tadı yok. Etin de tadını alamadım. Hakikaten nohutu iyi pişmiş. Ben onu merak ediyordum. Hani patatesle nohut bir arada nasıl olacak diye falan. Nohutu pişmiş evet. Nohutu kendiniz mi açladınız? Yok hayır hazır aldım. He hazır almış. Evet. Ama onu da ayarlamak iyi. Çok atsaydım şu an dağılırdı içinde. Ama hani yani un ufak olurdu. En önemli haş noktası da oydu. Hani o nohut pişmez. Nasıl haş... Evet evet pişmezdi. Kesinlikle. Ama takdir edersiniz ki nohut bir günde pişen bir şey değil. Değil evet onun için sordum. Bunu takdir edersiniz. İşte yani bu açıdan onu da o, şimdi o açıdan bakabiliriz. Düdüklü de ne açmıştın sen? Eti. Ha eti haşlamışsın. Kuzu, yani tamamıyla anladım. Etin suyuyla yaptım. Çünkü bazen zaten. Nohut alıp düdüklüde de haşlayabiliyorlar ya. Yok. Yok mu? Var. Yok dedim yani şey yani. Hayır bana yani biz yaptık. Yani var öyle bir şey. Yaptık. Ha siz yaptınız. Tabii anladım, biz anladım. Yaptık. Anladım. Evet. Ama eti pişmiş. Nohutu da pişmiş. Biraz, o da dediğiniz gibi hazırlı. Kuzu oluyor zaten. Kesin pişmiş. Tuzu az, suyu çok. Bir saniye Nigel Hanım'ı bir dinleyelim. Efendim? Nigel Hanım. Tuzu az. Ondan kesilmiş. Tam kulağında değil. Suyu yani şey. Etin sadece kendini görüyor. Bizim yani bize... Bizim çöbedim bir tık daha dediniz koyu olsa dediniz ama bu ondan üç daha tık olsa olmuş. Daha evet. Şey yani. Hmm. Ama taneleri çok fazla. Taneleri fazla. Tuz katın. Öyle bir deneyin. Bir de öyle deneyin. Siz beğenmedim. Siz beğenmemeye gelmişsiniz zaten sorun yok o yüzden ben size hiçbir şey demiyorum. Beğenmedi Nigel Hanım. Evet, hadi çünkü daha dolu dolu geldi. Hani coştu. Yani doğruya doğruyu söyledim ben dolu tamam. Dolu gelmedim. Çorbanın... Yani doğruyu, yani ben bence benim bildiğim kadarıyla doğruyu söyledim. Ben bizim evdeyim, bizim evde misafirler diye, misafirler bizim evde diye Zuhal Hanım'a da saygım, sağ yani olun. Saygım bozarım diye o yüzden şey kaldım. Yani kesinlikle. Sizin o gün orada dün gelinizi yani. Savunmanız veya kendinizi çok savunmanız, düşük, yani, hayır. Yani. O Zuhal Hanım'a neden saygısızlık yani, olsun ki yani? Yani çünkü senin programın, diye, sen, şey, yani. Senin kendi benim günün. Diye, tamam, hayır bugün, hiç ağzınızı ya, bugün sizin bana, dün yarın bıçak sana, açmadı. Tamam, alakası yok şimdi. Eğer değildi. Siz bugün kalkar, bugünden itibaren de. Bunun kararını verirseniz ise, bugün bana yarın sana dersense o zaman yani, ben orada dur derim dedi. Size. O ben derim. O sen dersin ama ben işte dedin orada dur derim ama olmaz sen öyle. Sen dersin ama ben hayır, adaletli beğenmedi, olacaksınız. Sen her ne olursa sana, olsun. Yani kimse adaletli davranmadı. Bakın Nigel Hanım lütfen hayır, 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 hayır bakın lütfen. O, sadece kendinizi düşünerek ve hakikaten dediği gibi. Bak bugün burası benim evim değil, benim günüm değil. Ama ben hakikaten sizin şu çıkışınıza ciddi anlamda yani anlam veremiyorum. Ben anlam veriyorum 8, kendime. 8-9. Bayağı da ama haklıyım. Ama ana yemeğiniz hakikaten ciddi anlamda simsiyah bir şekilde tabaklara... Yediniz ondan sonra hayır hiç yemeği yemedik neyini yedik ki etiniz pişmemiş ki. Yediniz çok ister. Da güzel yaptı hepsini aa, de. Biz size ben dedik ki yandı tamam, dedik ben, pişmemiş yani. Dedik. Sen ben, fırına ben, gidip sahip çıkmamışsın ya, etin ya. Komşuda yediye. Pişmiş. Ya hepsini de yediniz ya, o problemini yediniz, ya, ondan sonra da öyle dediniz bakın, ya. Bakın Nigel Hanım, patlak için mecburen bir parça da olsa... Bir saniye, ne oldu, bir saniye, ne oldu? Annem akşam tansiyonu düşmüş geldi, yani höpür höpür yese aç tamam diyeceğim. Evet. Ya bana yani söylediği tek şey yandı. Aa, aç kalmış sizde. Yedi, yedi, yediler benim. Yani etleri de tabakla, hepsi yediler. Höpür höpür yediler, yediler, beğenmediler. Yani ben haber etmiyorum. Siz mutfağa tabakları götürdüğünüz zaman, bir dinler misin? Lütfen bir dinlemeyin. Öğrensek daha iyi olmayacak mı? Ben sizi saygıyla dinliyorum. Lütfen buyurun, siz de beni buyurun, dinleyin ve beni buyurun. Bölmeyin olur mu? Buyurun. O zaman konuşmamız uzuyor. Buyurun. Sadece bak çorbada bu kadar konuştuk biz. Buyurun. Hep de dünden sizin günden konuşuyoruz. Bugün bizim günümüz. Çorbayı da beğenmediğimi söyledim. Mutfağa tabakları getirdiniz. Mesela bunu şimdi benim kızım götürecek tabakları. Yiyip yemediğimizi anlayacak. Biz bundan birer ikişer kaşık aldık. Benim tabağımda ya da diğer arkadaşların tabağında yenmiş bir belen tava var mıydı? Ve herkes yanığı geçti, çok acı dedi.
Hiç kimseyi yemedik. Ve hanımlar buradalar. Tamam az bir acılı kabul edin yani. Yediniz, herkes de yedi. Yediniz. Ondan sonra da yanık dediniz. İşte yediniz, şimdi daha çok pişman oldum biliyor musunuz? Hakikaten şu konuşmanız üzerine o altıya ciddi anlamda pişmanım. Pişman mı oldunuz? Kesinlikle. Evet, yani sulu yemeklerle yediniz diyorsunuz. Güzel demedik işte. Pişman olmaya başladım ben de. Şu anda tekrar bu yemekten sonra kat be kat daha çok pişmanlık duyuyorum. O altıyı ona verdiğim için. Nigar Hanım'ın yani yemeklere 7-8 puan istemesi biraz abesti. Verdiğimiz puanlar çok iyiydi. 5-6 çeşit yemek vardı. Yemekte. Tamam bak menü kalabalıktı. Menü kalabalıktı. Çeşit önemli değil ki. Çeşit önemli değil. O da önemli. Tat önemli. O da önemli. Hadi çorbanı baktık beğenmedim. Hadi öbür yere bakacağız. Fadime Hanım siz beğendiniz mi çorbayı? Ben beğenmedim. Tamam Fadime Hanım soruyor. Hayır ben beğenmedim. Ben de bir konuşayım arkadaşım. Ha beğendiniz mi? Ben çorba eti güzel, nohutu güzel. Biraz ki tadını beğendim. Tadını beğendim. Ama azıcık kesilmiş, bir tık daha koyu olursa tuzu da çok güzel. Birazcık azıcık daha koyu olsaydı. Tansiyonu olur. Tuzu da güzel. Nohutu güzel, eti güzel. Beğenmiş Fadime. Beğendim. Canan Hanım nasıl bulmuş acaba çorbayı? Ben de biraz tuzunu eksik buldum. Hı-hı. Eti pişmişti, nohutu da pişmişti, patatesin hepsine baktım. Güzel pişmişti. Biraz dediği gibi yoğurdu kesmişti. Bunu da ikinci defa ısıtmak çok az evet. Çok az kesiyormuş. Ne kullandınız şeyini yaparken yumurta ve un kullandınız mı? Yumurta ve un kullandım. Hı-hı. Hepsini yani... Karıştırmadınız mı? Yok, sürekli kaynayana kadar karışmadı sürekli mı? Sürekli karıştırdım. O zaman hiçbir şey yoktu. İkinci ısıtmaya geç. Pencerenin kapağını kapattınız. Yok yani şöyleydi hani çok az bir şekilde de o da hani şey çok oldu. Pencerenin kapağını kapattığın zaman açtıktan sonra bir bakıyorsun. Birazcık evet. Dedim. Kapatmadık. Evet. Özellikle kapatmadık ve tuzunu son attık. Hatta şu çorbada biz bir saate yakın uğraştık. Neden? Sürekli bize mikser uyarıyor. Hala bir şey yok çorbamı ama hala işte, bir şey yok. Neyle uğraştınız nohutu hazır almışsınız zaten. Ama şimdi eti ince, şimdi kuşbaşı et alıyorsunuz. Tamam. Onu küçük küçük doğruyorsunuz. Tamam. Arkasından patates soyup tekrar haşlıyorsunuz, tamam. Bekletiyorsunuz ama her şeyi. Ama düdüklüde kaç dakika pişirdiniz eti? Eti mi? Evet. Et, hani şöyle tarif edeyim, düdüklü pıst yapıyor ya, hemen kapattık. 10 dakika, çünkü 20 dakika. Kuzu eti. Yani ne olabilir, bir 10-15 dakika diyelim. Onun ama el oyalıyor. Sürekli el oyalıyor. Karıştırmanız gerekiyor. Tamam, onları evet zaten sonra... karıştırmazsanız bu yani kesilir, olmaz. Çürür. Ha, işte onun için bizde. Pardon, kesilmemesi için yoğurdunu, yumurtasını, ununu önceden mi koydunuz, sonra mı eklediniz? Yok, hepsini önce yoğurdumu koydum, içerisine yumurtasını kırdım, ununu koydum, iyice karıştırdım. Evet. Bekledim, etim haşlandıktan sonra diğer malzemeleri koydum, yavaş yavaş kepçeyle suyunu aldım. Evet. Yani harcımı da... Ona göre dengeledim ve koydum. Diyor ki ilk başta yoktu. Peki, eline emeğine sağlık. Böyle biraz yuvalama tadı var. Hoşuma gitti. Evet. Az biraz duru olmuş. Bir tık daha kıvamlı olsaydı perfect olacaktı. Bana birazcık da tuzsuz geldi. Ama onun dışında gayet lezzetli. Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet nohutunu hazır kullanmış olabilir ama sonuçta çok basit bir çorba olduğunu düşünmüyorum. Değil. Çok netice itibariyle yani şey çok zor değil ama çok basit de değil. Değil. Tamam, yani bir mercimek çorbası gibi değil. Yani tek sorun bence ya da bir domates çorbası kadar basit değil. Sonuçta gene buna nohut giriyor, et haşlanıyor. Yoğurtlu terbiyeli falan olduğu zaman kesilmemesi için uğraşmak lazım. İşte o yoğurtla hani çok basit dedi ya Nigar Hanım, aşırı basit dedi. Gaziantep'in ünlü bir çorbası. Yuvalama tadında. Yuvalama onu yuvarlak tadında, yuvarlak evet. Köfte diye içiyor. Bir onu yapmıyor. Evet. Bir onu yapmıyor. Evet, evet. Tadını beğendim ama kesilmişti. Ondan sonra etinin tadı da güzeldi. Nohutları hazır olduğu için o yüzden eleştirdim birazcık. Yok tadını beğendim Gaziantep çorbasının. Bildiğimiz bir normal çorba. Yani fazla güzel değildi yani. Çorbamı iki kişi güzel buldu. Birazcık duru geldi. Ardından Zuhal Hanım da beğendi. Ama Nigar Hanım tabii hiç zamanki gibi beğenmedi. Yani... Beğenmediği için de, şimdi ben bunları böyle yapıyorum, beğenmediler. Ya beğenen de var, beğenmeyen de var şu an. Neye pişman oldunuz? Bana verdiğiniz nota mı? Evet, size defalarca söylüyorum işte. Tamam, pişman bugün. Olduysan ha, ben ne, sana yani, onu ayarlarım ben sana gelince. Kısasa kısas mı diyeceksin, ne diyorsunuz? Efendim? Kısasa kısas mı yapacaksınız, ne?
Ben size açık ve net işte söyledim. Dedim ki ben akşam evime gittim. Hakikaten şimdi eğer bugün sizin gününüz olmuş olsaydı, eğer bugün de bu tabağı şey olursa, yanmış bir ana yemek gelirse, ciddi anlamda orada puan kırmam gerekiyordu benim. Tamam, ben de kırarım. Allah Allah, benim yemeğimi yiyip de puan yemeden tamam. Nasıl puan yediniz, kırıyorsunuz? Yediniz, yediniz. Görüşürüz işte, tamam size gelince. Oturduk Nigar Hanım'ın sofrasını konuşuyoruz. Şu an yani kimse beni konuşmuyor herhalde. Otur Nigar Hanım'ın annemle olan ilişkisini şu an tartışıyoruz. Nigar Hanım, bu şekilde adaletli görüşürüz size gelince dedi. Hayır, bu şekilde görüşeceğiz. Ya neyine görüşeceksiniz işte, bu şekilde adaletsiz, lütfen elinizi vicdanınıza koymanız gerekiyor. Hayır, siz niye vicdanınıza koymadınız da güzel not vermediniz? Gayet çift elimi vicdanıma koymuşum, kağıtıyı vermişim. O güzel, o güzel, bu güzel, çok güzel. Yediniz. Hayır. Ondan sonra hayır, ne bakın, yaptınız? Demek ki hiç notlar, masaya konsantre olmamışsınız ki dönder, biz her şeye çok dönder, güzel, çok güzel demedik. Size de gelecek sıra. Canan Hanım size notları çok size güzel verdi. Gerçekten o kadar size yüksek de gelecek, notlar size de gelecek. Gerçekten niye sıra güzel, geliyor, ne yaptı? O güzel, aynı yanımda o güzel, bu güzel yedi, etti. Ondan sonra Hanım, bir dönderdi şeyin Hanım, beş. Nigar Hanım, müsaade eder misiniz? Tabii ki. Gerçekten size bütün arkadaşlar adaletli puan verdik. Kesinlikle. Yani eksik vermedik. Ben İnan ki ben adaleti, önceden görüyordum. Ben İkiler, görmedim. Üçler, birler. Ben görmedim. Not verenlerde görmedim. Benim, bizim hakkımız önceki kesinlikle, kesinlikle en düşüğü 8'di. Ya annem 6 verdi kadın. Yok. Yok, kadın yaranamamış ya resmen ya. Çok üzüldüm. Şu an anneme üzüldüm. Gerçekten anneme üzüldüm yani. Gerçekten. En düşük 8'di. En düşük 8 olamaz yani. Yani 8 bekliyorduk, en düşüğü hem de. İşte o et yanmasaydı. Ya minimum 8 bekliyorduk. Yani, keşke güzel evet, olsaydı. Keşke güzel olsaydı, keşke istediğim gibi olsaydı. Neydi? Çünkü keşke ana şeyi diyebilirim kendim için yani. Güzeldi. Gerçekten. Güzeldi. Yediniz işte, yani. Tavuk neden? İçinde pişmemişti bir tanem. Tavuk pişmemişti. Nerede gördün, canlı mı geziyordu? Tavuk iri iri. Öyle bir şey yoktu. Tavuk gezerken tavuk iri iri pişmiş kalmıştı. Gezen tavuktu. İri iri, iri iri gezen tavuk içinde. Yoktu, o pişmiş idi. O yüzden öyle görünüyordu şey yani, görünmeyecekti tavuk. 8-9 bekliyorum diyor ama kesinlikle 8-9'luk bir masası yoktu ki zaten. Ki kaldı ki ben 6 puan yanmış etine verdim ben onun ana yemeğine verdim. Yani nasıl 8-9 bekleyebilir ki? Yani kesinlikle demek ki hayal kuruyor bu kadın. Bak şimdi buna neler neler diyecekler. Bu lazanya cepleri. Lazanya şimdi hazır mı diye sorarlarsa, sen bak vereceğim cevapları gör şimdi. Bence şurada bir anlaşalım. Hakikaten siz dün hiç o yorumlara kulak vermediniz. Evet. Nerede? Evet. Ben söyledim hiç. Ya, ben gelinim dedim yani hepsini güzel yaptı, güzelden not alacak. Notlara gelince bizim yorumlarımızı güzel güzel hiç konuştunuz. Şu anda güzel bizim güzel yorumlarımız aklınızda mı? Notları aynen sağ gösterip sol vurdunuz. Alakası benim yok. Gelinim onu hak etmediydi. Laf bana geliyor yani sonra. Benim sağ gelinim sol onu hak derken. Sen kötü bak, güzel bir güzel güzel konuşmada güzel annelik yaptın. Sonra notta kötü kaynana ama sen bak. O biraz şey öyle oldu ama. Yani. O sizin hani o benim konuda yapım ama şimdi ben yapınız şimdi size ona de gelsem aynı şeyi şimdi söyleyeceğim. Tamam, onda bir şey demiyorum ama şimdi hani o kendince kendini savunuyor yani o açıdan yani bir nevi hakikaten dün siz biraz böyle fazlasıyla pardon bir savunma şeyi gösterdiniz orada. Susmuştu, ne yapayım? Yani sustu. Yani, orada onun görevini üstlendiniz. Çok böyle yumuşak konuştunuz. Çok sert konuşmadınız. Aynen yani, yani böyle çok yani bayılan bir o böyle tatlı tatlı, tatlı tatlı konuşunca Necmiye Hanım. Ama altından fazla da veremezdim Zuhal Hanım. Necmiye Hanım bir fazla bizde, konuşmadan sonra. Bizde dün kaç ara sıcak vardı? 4. Şimdi burada kaç tane var? 2. Olmuş tamam. Olmamış mı ona bakın. Tamam, onları göreceğiz. Tamam, kararı siz verin. Ben hani ben değil, sizler vereceksiniz. Annemi sağ gösterip sol vurdu diyorlar. Yani Nigar Hanım. Anne gibi davrandı diyor ama diyor puanı az verdi. 6 puan vermiş ya. İlk gün için kaç tane adam 6 puan vermiş Allah aşkına. Ya bir de yemeği yakmışsın. Bak desin ki bana, ben bunları beğenmedim. Neslin tadı kötü olmuş desin. Ben tamam derim. Ama ben tadını yakmamışsam eğer. Tamam ya, kralsın. Yani menünün az ve çok olması hiçbir zaman önemli yani değil. Yani zahmet önemli değil, değil mi? Gezer, biz güzel, onları güzel bir şeyler sunayım biz onları göz önünde bulundurarak değil, gerçekten o verdik kadar bu puanları da ve çok güzel puan yani, aldınız şu an yani hayır, şey çok, yapmayın çok yani, yani ben öyle gerçekten çırpınıyor. Yani puan olmaz diye.
Çok güzel evet, puanlar çok aldınız. Güzel belki de dediniz, en iyi puanı siz düşük aldınız. Düşük not verdin. Düşük not vermedim. Kesinlikle yani hakkını verdim yani. Tamam göreceğiz. Görelim bakalım bir. Lazanya cepleriydi değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Evet. Ve kostav salatası. Evet. Onun istediği notu ben ona vereceğim. Salatayı biraz beğendi. Ha iyi. Daha az beğendim salatayı. Yani ama şu çok yolda yapılan gözlemelere dönmüş. Yani yolda çok, yapılan gözlemeden yani yolculuk yaparken pardon. Yolculuk yaparken yollarda gözleme yiyoruz ya onun gibi. Neyini beğenmediniz? Bir ortasına baktınız yani, mı? Baktım ortasına. Ortasına nasıl baktınız? Daha köşeyi yediniz bismillah. Görünüyor. Bir yani. Ortayı kes. Bir bak içindeki dana jambonuna bak, bir kaşarına bak, bir beşamel sosuna bak. Bunu nasıl yaptığınızı bir anlatabilir misin? Şimdi lazanyayı evet. Haşlıyoruz normal makarna haşlar evet. gibi. Makarna beşamel işte, sosu makarna. Var, evet. Kaşarı var, jambonu var. Ben genellikle yabancı kanallardan gördüğüm tarifler bunlar. Aslında daha sıcak size servis etmek isterdim. Daha kaşarları erimiş bir şekilde ama biliyorsunuz yani siz de göreceksiniz evet, bazen yani. Hani şey değil yani o biraz kesilmemesinin sebebi de kaşardan ötürü zaten ama olması gereken tat bu çünkü ben tam yabancıdan çevirip de yaptığım için yani bir kere de yapmadım birden fazla yaptım evet. Tam olması gereken bu belki size gözleme tadında gelmiş olabilir ama ben jambonlu gözleme yemedim daha bu zamana kadar hangi gözlemeci bu? Hanımlar siz beğendiniz mi bu makarnayı? Gelin hamuru açma mı, el açması mı hazır mı? Makarna açamam ha, ki. Makarna. Lazanya. Lazanya pardon. Ya makarna biraz, açamam. Biraz makarna beğendiniz mi? Beşamel sos var. Ya makarna haşlanmış zaten. Çiğ kalması aslında şey değil. Bildiğimiz normal makarna. Normal biraz makarna. Da gibi olmuş yani. Şöyle beşamel sostan kaynaklı. Ekmeğin arasında makarna koymuş gibi. Yani yok. Altı aslında evet, çok altı pişmiyor. Pişmiş. Hani altı çok belki. Pişen bir biraz şey değil. Biraz kızarması lazım. Bembeyaz. O zaman da üstü yanıyor. Altı pişmemiş. Çok altı pişmemiş. Salatanız aa. Güzel. Afiyet olsun. Salatayı ben de beğendim. Salatayı ben de beğendim. Salatayı beğendim. Bunu hiç beğenmedim. Neler lezen seversiniz? Bireyi, hiç beğenmedim. Neler seversiniz? Hiç efendim? Beğenmedim. Yok beğenmedim. Neler siz seversiniz diyor mi? Size. Nigar Hanım size neler güzel seversiniz? Güzel olan şeyi diyoruz ya işte altı pişmemiş, üstü çok kızarmış. Hayır çünkü ortadan salatası güzel ya. Dedik. O sizin şey. De salatanızı beğenmiştik. Yani öyle. Güzel olmuş. Eliniz size sağlık. De geleceğiz bakalım. Gelin başım gözüm üstüne. Yani korkuyla girmedik bu şeyi yarışmaya. Yani, size hepimizin de başına aynen. gelecek sonuçta yani. Yorumunuzu yapacaksın yani. Hani heyecan şeyli yapma, tabii sinirli ki, yapma. Tabii ki. Sakin sakin tabii yap. Güzel evet. güzel yap. Evet. Yorumla. Biz bir şey demiyoruz. İlla ki yapacağız. Ben sana yapacağım, sen bana yapacaksın. Yani... Dün mesela bardakların düzeninde diyorsun ya bak masanın tuzluğunuz düzeninde. Tuzluğunuz yoktu, karabiberiniz yoktu. Bardakların su bardakları arka taraftaydı. Şey bardakları ön taraftaydı. Bak bardak düzeni küçük su bardakları önde olur. Bu büyük bardaklar arkada olur her zaman. Tamam. Çatallar, kaşıklar hep dağınıktı. Toparlayamadım yani. Bir ara çatalımı nerede bulamadım. Dağınıktı? Bir ara çatalımı gerçekten de? Bulamadım. Nerede? Gerçekten bulamadım. Gördüm arkadaşın nerede dağınıktı bulamadın işte da nasıl sonradan onunkini alıyordum. Arkadaşınkini alıyordum. Nasıl yedin? Bulamadın. Ondan nasıl sonra yedin? Sen elinde gördüm onu. Ya işte onun tabağının kenarındaydı. Oradan almak zorunda kaldım. Evet, bu da, öyle evet, onda da gördüm. Aa bu hanımefendide de vardı. O aa, nereden bu, almış? İşte o da toparladı. Hepimiz inan ki. Hayır ben yani, kabul etmiyorum. Bize siz de göreceksiniz falan dedi. Bakalım yani bizim de günümüz geldiğince ne verecek yani. Salatayı beğendim. Biraz fazla aşırı soğan tadı aldım. Ya. Yani soğanı ben tek başına her zaman tüketmeyi daha çok seviyorum. Hı. Bol limonlu o şekilde. Lazanyayı da yani... Yani. Çok ben dediğim gibi çok da iyi pişmemiş arkadaşların da söylediği gibi. Her zaman tercih edebileceğimiz bir şey mi? Yok değil. Eline emeğine tamam. sağlık. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buyurun. Eline sağlık. Ben de kostavı beğendim. Evet altı birazcık üstü çok güzel pişmiş. Evet. Kaşarlar güzel yemiş. Beşamel falan. Jambonlu ben de ilk kez yiyorum. Demin annene onu diyordum. Ama benim hoşuma gitti. Sadece altı biraz altı. Daha pişseydi daha iyi olurdu. Tamam. Tamam. Üstü güzel. Olsun. Bak nar gibi kızarmış. Jambonlu mu makarnalı mı bilmiyorum beğenmedim. Çünkü makarnası daha çok ben beğenmedim. Herkesin damak tadı ayrı olduğu için beğenmeyebilirsin. Evet. Tabii yorumunu yapabilirsin yani.
Nigar Hanım doğru eleştiriler yapmıyor. Nigar Hanım zaten direkt kafadan ister ver yemeği yesin ister yemesin. O zaten direkt kafadan siliyor. Olmamış da olmamış. Niye benim masama böyle savunduğunda şöyle oldu da neden? Halbuki yani alakasız yorumlar yaptı. Yemeği böyle sadece bir salatasını hani düşük puan verecek ya onu zaten planlamış. Tamam mı? Salatasını beğendiğini söyledi. Onun dışında lazanya... Dediğim gibi altı hakikaten pişmemişti. Masanın geneli de zaten aynı şeyi söyledi. Onun dışında kötü müydü? Çok kötü de değildi, çok mükemmel de değildi. Lazanya mı pişmemiş buldular? Ben lazanyanın azizliğine uğradım, orada derdimi anlatamadım. Makarnamı kendim açıp açmadığımı sordular. Aa beğendi herkes, ben onu beğenmezler diye düşünüyordum. Ama onu beğendiler. İnanabiliyor musunuz? Benim evimde Zuhal Hanım'a saygısızlık yaparım diye sustum biraz. Estağfurullah da yani gelininizi savunmak, yemeklerin arkasında durmak saygısızlık olmaz ki. Yani hiç konuşmadınız yani, onu söylüyorlar. Nezmiye Hanım savunurken dedim ki ben de evet hem Allah güvendim Allah, şimdi. Ama şey. Hayır savunurken şöyle güvendim. Adaletle konuşuyor dedim. Hepsi de dedim doğru, hep güzel diyorlar. Ben niye dedim başka da bir şey yok. Ben savunmama gerek yok. Gelinim dedim. Güzel yemek yaptığını biliyorlar. Nigar Hanım siz zaten şimdi aklıma geldi. Bak onu da söylemeden geçemeyeceğim. Siz zaten dün o yemeğin ben size söyledim. Dedim ki neden gelini herhangi bir şekilde savunmuyorsunuz? Ne dediniz? Dediniz ki zaten yandığı için dediniz. Yandığı için. Değil mi? Söyleyin evet. Devam edin. Doğruları söylüyorlar da onun için yandığı aynen. için. Siz de devam savunma edin. Savunma şeyi. Hayır ben sizin doğruları, dedi. Doğruları adaletle konuşacağınıza inandım. Ama öyle sen, değil. Sen hayır, dedin yok, ki ben öyle değil. Yandığı için dedin, söylemeye şey dedin. Yok. Bir şeyim yani. Kalmadı dedin. Yok öyle söyleyecek değil. Bir lafım ben kalmadı dedin. Güzel, o yüzden güzel savunamadım dedin. Evet yani güzel güzel dediniz. Ben de dedim adaletli konuşuyorlar, doğru konuşuyorlar. Ben de susayım dedim. Yani çok güzel puan aldınız. Ben de geleceğim size de geleceğim. Tamam, aynı notları bakacağım. Tamam öyle yapın, öyle yapın. İşte. Siz ama umduğunuz puanı almıyorsunuz. Biz o puanı size veriyoruz. Onu da bekleyebilirsiniz. Ama biz veriyoruz puanları, onu tadan tabii biziz. Herkesin gönlü ister yani 9-10 alsın evet, gelini. Evet, gönlü isteyebilir. Benim de gönlüm istiyor. Sizin de istiyordur, sizlerin de istiyordur. Kesinlikle. Yani hepimiz onun için geldik buraya. Kalktım ben Balıkesir'den, siz Erzurum'dan geldiniz mesela. Nigar Show devam ediyor. Ben kendi derdimi unuttum, kendi yemeğimi unuttum, tadımı tuzumu unuttum. Ama Nigar daha hiçbir şey unutmamış. Nigar bütün gece düşünmüş gelmiş. Nigar diyorum, özür dilerim ama... Nigar teyzeciğim yazık günah ya, bu kadar sinir stres bu yaşta yazık. Etme kendine ya. Bu kadar kurulma yazık o yaşına. Siz burada kendi eviniz, getirdiğiniz o tabakları beğendiniz. Ben misafir evindeyim. Misafiriz biz burada, arkadaşımızın evi. Ve bu tabakları beğenmiyorsunuz yani. Olabilir. Siz hazır makarnaya verin. Onu verin. Tamam ben dünkü notları kabul edeyim. Verin onu. Ben dünkü notları... Hepiniz de iyi yaptınız, yerli yerince yaptınız diye. Yok. Herkes bence adaletli verdiğime inanıyorum ben. Ben eksik, inanmıyorum. Ben eksik verdiğime inanmıyorum yani. Ben de inanmıyorum. Benim evet. notum da hatta ben şu inanmıyorum. Kadar benim üzerime gelinmesinden sonra yani hakikaten fazla vermişim. Yazık olmuş. Yazık olmuş. Benim iyi niyetimi suistimal ediyorsunuz hayır, şu ben, anda. Hayır ben doğruların yanındayım. Sen aynen sağ gösterip sol vurdun. Güzel konuştun. Güzel anne rolünde oynadın. Kötü kaynana oldun. Rol oynamadım. Şeyde kötü kaynana puanı verdi. Hayır hayır. Ha sizi de göreceğiz diyorsunuz ya. O zaman yani, konuşacağız. Göreceğiz göreceğiz. Tamam, ben tamam. evim diye sustum. Misafirler evimde diye sustum. Benim gelin çok güzel işte. De, bir şey çok yok. Güzel yemekleri yaptı. Bu öyle sefer beni şey kimse Nigar susturamaz. Hanım. Yok öyle bir şey. Tamam. Yok. Ama hepsi de konuşacak. Yok tamam. Dün bugün ne fark eder? Program ya, bitmedi. Gelinin yanında keşke böyle. Yani evimde sustuysam burada varım. Keşke burada dün, varım. Dün orada varım. Burada keşke varım. Keşke hepinizin yani. Yanında varım. Necmiye Hanım konuşurken ben sustum. Neden sustum? Benim konuşacağım şeyleri Necmiye Hanım konuşuyor baktım. Ama öyle değilmiş. Yani güzel annelik gibi konuştu. Kötü kaynana gibi de puan verdi. Ya kıracaksa bunlardan kırsınlar ya Allah aşkına. Tabağı mı yiyecekler? Tabağı mı puan veriyorlar? Ben oturdum tabak mı yaptım burada?
Bu ölmüş tamamen bu. Ne benim sürmüş? Çiçeğe, benim çiçeğe dediniz bakayım, ki. Göster. Soluk da solmuş ya, dediniz. Ya bir yaprağı solmuş ya. Bu ölmüş, bunun ağlayanı yok. Olmuştur. Benim çiçeklerim canlı da o solmuş. Canlı çiçek. Buna ağlayan yok. Ortada duruyor yani. Canlı çiçek. Ya canlı çiçek nesi solmuş? Anneme şu annemin üstüne çok gidiyor. Ay bu kadının şekerini fırlatacaklar. Vallahi bak annemi tanımıyorlar. Annemin canını sıksalar. Şu an annem hiç olmadığı kadar sessiz ve sakin. Allah aşkına kırmak için kırıyorlar diyeceğim bak. Kırmak için kırıyorlar diyeceğim. Çünkü gerçekten çok saçma bir sebep. Solmuş solmuş. Yani. Işte, hem biraz... solmuş hem de ya dedim ya bizim fındık bahçelerinde inan ki git şöyle 10 adım git böyle 10-15 tane çiçeğe rastlarsın. Benzetmeniz de yani o şahane. Onun bahçesinde mavi çiçekleriniz. Ne bunun işi var? Ne bu çiçeği bu mavi? Var, hepsi de var. Bir de... Tamam yani çiçek de fındık bahçesinde de çıkabilir. Alayım, bahçede de çiçekler, dağın başında da çıkabilir. Ama fındık bahçelerinde yani, çiçeklere benziyormuş. Bir de tamam, solmuş evet, çiçek de. Koymuşsun nesi. Hadi farz hele edelim fındık bahçesinde. Hele kontaklar olmasa kendimi fındık bahçesinde sanacağım. Öyle diyorlar. Masa düzeni hiç yoktu. Ben konuşunca... Herkes beni susturmaya çalıştı ama ben haklıyı söyledim, doğruyu söyledim. Yani bizim masayı beğenmediler ama bizim masanın kesinlikle yani etrafına bile gelemez o. Ben var ya Nigar Hanım'dan zerre umudum yok şu an zaten, tamam mı? Şu an istediğini söyleyebilir. İstediğini. Günü geçti ya. Bir masaya dönün, bize dönelim bize Nigar Hanım. Bugün dönüyoruz, dönüyoruz. Bize dönün, dün tabii bırakalım. Tabii ki. Döne döne anlatıyor zaten. Tabii ki. Dönün evet. Dönün siz anlatmayın. Evet, bize dönün. Anlatın, bizim yemekleri anlatın. Sizin yemekleri gördüğümü anlattım. Gördüğümü anlattım. Görecekler, gelecekleri de anlatırız. Gelce ana yemeğimiz var. Ekeliz tavuğu ve meyhane pilavıydı değil mi? Evet, evet. Evet. Hmm. Kayınvalidem şey dedi hani yeter artık dedi ya bugünü bir bırakalım. Bugünü bir bırakalım. Kendi günümüzü konuşalım. Ya şu an benim günüm değil mi? Ben yarışıyorum burada. Otur benim eksiklerimi söyle, benim yanlışlarımı söyle. Değil mi? Otur beni konuş. Neden başkasını konuşalım ki? Bana benim önüme gelmedi ama şimdi görüntüde diyorum çok basit bir öğrenci pilavı. Öğrenci pilavı. Yani yani çocuklar bir öğrenciler yani şunu öğrenciler ya bir piknik pilavı ya bir öğrenci pilavı. Piknik mi? Öğrenci yani, mi? Evet yani. Evet. Piknikte meyhane pilavı mı yiyoruz? Yani o çok basit bir pilav. Piknikte. Yani aynı diyeyim ya çocukların yaptığı bir pilav. Yani çocuklar yani liseli diyelim ortaokula giden çocuklar. Hı. Yani lise ortaokul yani meyhane pilavı yapıyor. Gel gel nesin ve bu bunu kıvamda yapıyor. Ama bunu lise ve ortaokullar ya da piknikte yapılan pilavmış bu meyhane pilavı öyle diyor. Diğer insan yani çok basit. Ay lise ortaokul öğrencileri yapıyor. Yani, o kadar basit mi geldi size? Çok basit. E ne yapacağız şimdi? Çok basit. Ne yapacağız? Yemeyecek misiniz? Ne yapacağız? Şimdi bu kaşıklarda bu damlalar olmaması lazım. Evet şu lazım. An yıkadım geldim. Takımım yoktu çünkü. Ne yapacaktım? Allah aşkına. Takımlarda damlalar varmış. Daha ne kadar şey yapabilirim ya? Bunları carlamak lazım. Yemin billah olsun. Bir otur bir yemeğe bak ya. Bir otur önündeki yemeğe bak. Bir zahmet ot da sil yani. İnsanın sinir kas sayısını arttırıyor. Bir tadına bak ya. Gelin hanım, bulguru ıslamışsın, gelmişsin buraya, önümüze bırakmışsın, konuşuyorsun. Bir dakika, geleceğim size de. Gel, gel, buyur gel. Pilavı ye de ondan sonra konuş. Ben yiyemiyorum, sen ye, buyur. Ben yerim zaten, siz zahmet etmeyin. Ya ıslatmışsınız, bir de yani bunu öğrencinin bile yapacağı, yani çocukların öğrencinin bile pilavı. Bir dakika ya, bir dakika ya, ben bir dakika, ben şunu bir doldurayım, geliyorum bir dakika. Peki su koymadı ama pişirseydik, ıslattık geldik. Yok İçine yok. Bir bakın bakayım neler var o içinde. İçinde neler olacak? Belli daha bir biber var, domates var, soğan var. Yani hepsi de... Öyle, off-site. Öğrenci koydu, yok. Offside. Ne güzel konuşuyorsun. Bak bir tane daha baktım, yok. Yine beğendim. Siz öyle deyince dedim, belki de ben beğenmiyorum dedim. İyi de ama yok yani, güzel değil. Zaten siz beğenmeme odaklı gelmişsiniz. Dünden salatanı, dolmuşsunuz, hayır, ben salatayı beğendim. Ne salata güzel. Güzel dedim, salatayı beğendim. Ya hayır, salçası var, tuzu var. Evet iyi, bildiğimiz bulgur, meyhane ya, meyhane pilavı, bildiğimiz bulgur pilavı. Nasıl bir aksiyon istiyordu acaba? Peki hanımlar, şimdi size dönelim. Siz de sus pus oturuyorsunuz.
Canan'ım, Fadime Hanım, Yazgül Hanım, burada şimdi çok ciddi bir tartışma var. Nigar öğrenci da pilavı diyor. Evet, Nigar Hanım'ın sırasını bekliyoruz. Buyurun, Nigar Hanım işte sırasını onu susacak ki biz de akabinde bunu, devam edelim. Nigar Hanım, bunu hiçbir öğrenci yapamaz. Bu kilisi tavayı da bunu da. Ben pilavı beğendim. Gelin Hanım, neden posta koydun bana, ne konuştun? Ne mi konuştun? Evet, oraya doğru giderken bir şeyler konuştun. Ya şimdi bir dakika, ben tabağı daha getirmeden önce siz zaten başladınız. Yok bulgur pilavı, yok şu, yok bu. Siz bir önce tadına bakacaksınız. Pardon. Baktım tadına. Önce bir tadına. Sonra dediniz ki bulgur pilavına herkes... Pişirirken ben de bir an önce yine baktım. Acaba yanlış mı baktım? Beğendin mi? Evet, buraya beğendim. Niye beğendin? Benim beğendim, bildiğimiz bulgur pilavı. Bak, sen beğendin mi? Doğru söyle. Bunu ben beğenmedim. Allah aşkına, buradan başlıyor. Burada bir sürü insan var. Bir tek sizin sesiniz çıkıyor şu an. Yok, beğenmedim ben. Tamam, beğenmediysen beğenmedin. Ama yani bir şey yap ya, hani bir gerçekten yorumla. Sen önce bir ete bak, et pişmiş mi? Gelin Hanım, bak salatanı beğendim, o güzeldi. Tamam, ama Allah'tan salatamı beğendim. Ben beğenmezsin diye düşünüyordum. Beğendiğimi söylüyorum, salatanı beğendim. Yani tüm her şeyin içinde bir salatanı beğendim. O da şükür, beğenmişim bir şey. Yani bir salatanı beğendim. Kilis tavayla pilavı niye beğenmedin anlat Nigar Hanım. Eti pişmiş mi? Baktın mı? Ha? Ya eti pişmiş mi, biberi pişmiş mi, domatesi pişmiş mi? Ya bir ön yargılı olmayın Allah'ını severseniz. Ya dişe diş kana kan, bu ne ya? Yok. Pişmemiş mi? Pişmiş, yani pişse de tadı oturmamış. Olmamış değil mi? O da olmamış. Yapamamışım ben. Sizi dün çok acıtmışlar doğruları söyleyerek. Ben birkaç işim var. Tamam. Şu anda zaten masaya oturur oturmaz bundan sonraki dört yarışmacı hakkında tamamıyla ön yargılı davranacağını zaten dile getiriyor bunu. Belli ediyor da, konuşuyor da, bunu yapacağım göreceksiniz falan filan diyor. Doğru bir şey değil. Milleti çileden çıkardı. Yeter, kadın yemek harcı her şey konuşuyor ya. Bu nasıl bir... Bana diyor ki, tadına baktın mı? Bakmasan ben senin önüne neden yemek koyayım ya? Ben senin önüne neden yemek koyayım? Birazcık şeyli düşün ya teyzeciğim. Vallahi bak, kimseye saygısızlık etmem. Ama gerçekten insanı zorluyorlar. Daha kadın bir çatal almış, beğenmiyorum diyor. Bir de bana diyor ki, niye posta koyuyorsun diyor. Tövbe estağfurullah. Senin yaşın kaç, benim yaşım kaç ya? Ben sana niye posta koyayım Allah'ını seversen? Ben pilavı beğendim. Lezzetli, güzel tadı. Ben beğenmedim. Siz beğendiniz mi? Bir saniye, sıra gelsin, konuşacağım, siz bir durun. Kilis tavayı da beğendim. Güzel. Eline sağlık Gelin Hanım. Afiyet olsun. Ben de bir yorum yapmak istiyorum. Benim daha önce sürekli pişirdiğim, biz bu bulgur pilavını çok pişiririz. Ama bunun biraz sanki acısı az. Bizdeki meyhanesiz patlıcan koydunuz mu buna? Koymadık. Biz pişirdiğimiz zaman... Nasıl? Zamanı değil diye sadece. Yoksa normalde kullanıldığını biliyorsunuz. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yeşil hatta biberin... Hatta tamamen sunarak. Biz bunu bol acılı yaparız. Güzel bir pilav da oluyor. Patlıcan tadı da ayrıca bir tat, lezzet katıyor. Normal yani, öyle çok da hani diyeyim ki bayıldım, aman aman çok çok güzel bir pilav olmuş diyemem. Tane tane saygı olmuş. Duyuyorum. Evet, o farklı saygı bir şey. Fikrinize. Etinizin de ciddi anlamda tadını çok alamadım. Şöyle, tuz ve acı konusuna ben uyardım. Çok fazla tuz koyma. Acı koyma. Hatta belki sevmeyen olabilir değil, diye. Hatta zannedersem tuzsuz geldi bana. Koydu. Bir saniye, yok, bir saniye. Koydu. Evet, tuzu ben yorum yapabilir miyim Zuhal Hanım? Koydu. Evet. Koydu. Ben de pilavı gerçekten tuzsuz, biraz kuru olmuş. Evet. Biraz daha yağlı olsaydı, tereyağı mı kullandınız, sıvı yağ mı kullandınız? Tereyağı ve zeytinyağı. Evet. Yani soğanlarını öldürürken sıvı yağ. Evet, soğanları biraz diri kalmış. Ette de soğan bu dediğin pilavda gibi zaten şey, diri kalıyor. Tuzsuz. Evet, diri kalmış biraz. Tuzsuz, o da biraz tuzsuz. Tadı güzel. Tadı güzel yani. Kilis tavanın değil mi? Kilis ben tavanın. De lezzetli buldum etini yani. Lezzeti güzel ama ne tuzsuz. Ne koydu içine? Bu şey özel bir şekilde yaptırılıyor. Kuzu ve dana karışık olarak alınıyor. Evet, evet. Hatta azıcık da kuyruk koyuyorlar onlar. Hani evet. Sevmeyen olabilir diye biz onu keşke biraz kısıtladık. Keşke tuzunda da hani şey yapmasaydınız. Tuzu da ben karıştım. Keşke yapmasaydım. Iyi ya, bana iyi geldi tuzu. Bana da tuz geldi. Sağ ol canım. Bu ne salatasıydı Nesli? Kebapçı salatası. Kebapçı salatası. Soğanlı, sumaklı. Evet. Umarım seversiniz. Vallahi güzel olmuş ama. Özellikle kilis tavanın yanında bu sunuluyor salata olarak. Evet. Tuzu kıttı onun da. Eksikti yani. Lezzeti fazla yani, hani biberi falan, acılığı falan çok aman aman şey değildi yani. Yerinde değildi ama hani tadı iyiydi. Fena da değildi yani.
çok da kötü diyemem yani. Nigar Hanım buyurun, bol soğanlı size. Evet, zaten... Geliyorum, yani bir dakika, tutun böyle, içinizi. Yani büyük iri soğan doğranmasını kesinlikle kabul etmezdim. Yani soğanlar belli olmayacaktı yani. Soğanlar belli olmayacaktı. Kebapçı evet, salatası yani, diyor. İri doğramışsın, öyle diyor. Evet. Satırım yoktu. Satırım olsaydı daha ince kıyabilirdim. Bilmem, ben de... Yani başka söyleyecek sözüm yok. Ekşisi nasıl? Efendim? Ekşisi nasıl? Ekşisi bayağı ekşi. Haddinden fazla ekşi. Nar ekşisi nasıl? Sumağı nasıl? Salatanız güzel olmuş. Elinize sağlık. Tuzu. Ama Nigar Hanım'a soruyor bir saniye. Beğenmedim. Soğanını beğenmedin. Evet, soğanını beğenmedim. Salata da yani görünüşte de yani al beni bir salata değil yani. Al beni bir salata değil. Hayır. Kuş konduracaktım ama unutmuşum. Kuş da konmazdı buna. Konardı. O ne demek ya? Kuş yani, da konmazdı bu salataya. Yok. Fındık bahçesine gittik, çiçek olduk. Kuş da konmazdı buna. Şimdi Nigar Hanım. Bir dinleyelim kendinizi. Özür dilerim, pardon. Şimdi kebapçı salatası derken Adana'da zaten kebap yapılırken hani tablanın üzerinde kebap yapılıyor ya hani ayaküstü yapılırken. Onlar tablanın üzerinden domates, salatalık, soğan, maydanoz koyar, sumakla birlikte yoğurur, hop atar. Adam oturup da ince kıyıp sana böyle bir sunum yapmaz zaten. Hani kebapçı salatasını demesi o. Yok al, yani bu kebap. Normalde... Gibi dedim kebapçı yani. Yok normalde... Etten de anlıyorum, salatadan da anlıyorum. Bulgur pilavından da anlıyorum. Yok. Ayrıyeten baktım çok yani güzel. Yani salatanın görünüşü bile... Ne olmuş görünüşüne? Yani... Gelin görünüşü bile güzel görünmüyor. Evet, sorguya fazla hani çekmeyelim. Yani şeyleri biz verelim. Evet. Dün şeye size geleceğim yine. Dün sizin salatanız da hani tadını beğendim, güzeldi. Salatanıza bir şey demedim. Bu salata da yani. Salata sonuçta hani bir 5-10 dakika önce yapıldığı için biraz ölüyor yani. Ölüyor. Ona bir şey diyemeyiz ama tadı güzel. Soğanları da çoktan şey ölmüş. Böyle oluyor bu şeye göre, büyük yemeklere halka. Göre. Şey yapılışı tarzı bu. Yani tarzı soğanları bu. Soğanları küçük olsaydı bu sefer de soğanları niye küçük oldu diyecektik. Hayır benim ben soğanları zaten küçük olmaması lazım bu salatanın. Bence de. Yani çoban salatası gibi değil yani. Değil, ince öyle kıyım değil yani. Yani evet. Yok, ezme salatası da değil. Soğanları yani, ince yani şey olsaydı isterdim. Soğanları küçük doğranmış soğan olsaydı. İnce zaten bak ince halka halka kesmiş. Bunun şeyi budur yani. Ama bak ince değil diyorsun. Tadı, böyle işte kebap yok, yani salatanın olmuş. Görünüşünü de beğenmedim. Yani aynen. Şöyle aynen. Şu görünüşü de beğenmedim. Ne yapabilirdim yani. Sumar rengini yani, değiştiremezdin. Bu ya, böyle yani olacaktı. Hani bir görüntüsü de yok yani ölmüş tamam, zaten yapılma şeyi. Ben salatanızı beğendim. Ben de beğendim. Evet, salata hakikaten kebapçı salata. Onu yorumumu yaptım zaten dediğim gibi. Evet siz burada yoktunuz. Evet. Hakikaten yaptık. Bir kebapçı da yiyilebilecek güzel bir ben salata tadını dalmış. Doğru ve lezzetli yapmışsın. Kesinlikle. Bir de bir şey mesela doğru yapmak başka bir şeydir. Kitabına uygun. Bir de güzel yapmak başka bir şeydir. Evet. Bizim oyunculukta söylerler mesela doğru oynamak vardır bir de güzel oynamak vardır. O güzeli de tatlandırmak etmek de oyunculuğun şanındandır ya da işte yetenekliyse bir oyuncu. Evet doğru oynar. Tekste ne yazıyorsa onu yapar. Tamam burada ağlamak gerekir. Ağlar, duygular. Şimdi sen de hem doğru yapmışsın hem de güzel yapmışsın bana göre. Aferin. Yani ben beğendim. Kilis tavan da çok lezzetli. Pilavın da çok güzel. Hani pilavı niye beğenmedin Nigar Hanım? Hiçbir şey beğenmedi anlamadım. Ah, beğenmeme odaklı yani, gelmiş. Şu, bak hala. Bu görüntüyü salata yani suyu. Bu çorba kasesinde salatayı bu şekil beğenmedim. Siz de dün öyle getirdiniz. Yani, sizi öyle getirdiniz. Kasenin yok, içindeydi. Yok, yemek takımının de. Kasesinin içindeydi. Abi yok, Allah aşkına, Allah aşkına şunları söylediniz ya. Hani izleyeceğiz ya biz daha sonra izleniyor ya. Bir dikkatli tekrar bakın. Tekrar bakın lütfen. Tamam bakalım size çok buyurun. Çok rica ediyorum lütfen. Hani yemiş miyiz? Birisi konuşurken de dinlemeyi bilin. Çünkü anlayamıyoruz birbirimizi. İletişim yapamıyoruz ikimiz. Tamam siz anladım, konuşun ben mi? Dinliyorum. Tamam şimdi siz konuşun. Benimki dinliyorum. Bitti zaten. Benimki bitti. Valla Nigar Hanım hariç herkes beğendi. Nigar Hanım salatamın görünüşünü güzel bulmamış. Ne yapacaktım ben bu salataya? Ben ne yapacaktım? Konduralım dedim. Kuş da kondursan olmaz dedi. Sizin salatanızdan daha güzel bu salata. O zaman ver notunu. Vereceğim zaten.
Yani öyle diyorsun. Dün de yani, güzel güzel gönderdi, gösterdin bana beğenmedim. Hayır, dün salatayı beğenmedim ben. Beğenmediğim tamam, şeyleri tek tek söyledim. Tamam, sana da geleceğiz. Zuhal Hanım'a saygımdan konuşmadım dedi. Bugün niye o saygıyı göstermedi? Zuhal Hanım o kadar ona çok abartıyorsunuz, çok çıkış yapıyorsunuz dediği halde hiç susmadı. Bize de masada hiçbir fırsat vermedi. Niker Hanım bugünkü hali hiç hoş değildi. Hakikaten siz kendi gönlünüze mi oynuyorsunuz? Yani sustum. Ne gibi? Dün daha Niger Hanım'ın gelinini daha şeyli savunuyordunuz. Daha şey acaba siz de bugün gelinize mi güveniyorsunuz? Zaten gelin bunların hakkından zaten geliyor. Zaten güvenmesem bu yarışmaya katılmaz. Hakkınızdan geldiğini mi düşünüyorsunuz? Yani mesela sanki ama mesela gelininizi hiç uyarmıyorsunuz. Oldukça sert çıkışları da var. Ama hazır çünkü cevaplarım var. Hazır cevaplarınız var. Sonuçta bu bir yarışma. Evet. Biz gününden önce bizler de kendi kendimize söylüyoruz. Hangi laflarına takıldınız ki? Takıldınız evet. Hemen işte satırlar. Satır ama demesi çünkü ince kesilmesi yani için satır lazım. Ama satır o kadar hızlı lazım ve ince kesmem için bizler satır lazım. Satır bulundurmuyor. Bıçakla da kesiyoruz. Bıçakla da kesiliyor. Yani tamam, o kadar moralim zaten bozuldu ki. Bak doğruyu evet, söylemek gerekirse. Evet. Şu anda moralim çok bozuldu evet. Nigar Hanım'ın o girişinden sonra. Evet. Beklemiyordum bu kadarını. Çünkü çok böyle hanım hanımcık durdu dün. Ve ben hani gelinini onu savunmak durumunda gibi kaldım. Öyle zannettiniz değildi. Bu benim mizacım. Ben değişmem. Ben bu şekilde konuşuyorum. Ben bu şekilde yetiştirildim. Ben tutup da car car konuşamam. Bu benim yapıma ters. Aile neden gizli oynadın ters ya? Necmiye Hanım dün neden gizli oynadın ya? Siz niye gene girdiniz biz? Tamam gelini konuşuyorsun da. Biz gelinin yani genel olarak o sadece yani yani her ne kadar birebir sizinle de atışmış olsa sonuçta bizler de burada tabii ki, tabii ki o şeyi görebiliyoruz yani. Tabii o doğru ki bir hareket tabii yapmadık. Yapmadığını sen terbiyeli yetiştiysen geline de güzel o konuşmalarında iki laf söyleyebilirdin. Şimdi mi? Yani biraz önce. İnsanların satırla yanında başında konuştu. Yani satırım yok. Satır demek ya istediği onun ne? Dedesi kebapçı ve kebap yaparken. Bilmem dedesi midir, ebeci midir kebapçı? Anlattı ya size çocuklar ne desin? Genel söyledi. Genel olarak da sadece satır meselesi değil. Yani hı, farkındayım böyle tamam herkesin kendine bir özgüveni vardır ama gelin fazlasıyla bir ani çıkış hazır cevapları var. Sizler de öyle görmüyor musunuz arkadaşlar? Bileydim öyle yapardım, bileydim böyle yapardım lafları var yani, ya. Yani. Mesela dün ters gelmiş hanımefendi, Niger Hanım'ın gelini her ne kadar olumsuz yorumlar yapıldıysa da ama bayağı bayağı da konuştu. Ama çok naif bir şekilde konuştu, incitmeden yani kesinlikle güzel evet güzel kendini müdafaa edebildi. Ben çok hazır cevap çıkmışım. Çok hazır cevapmışım, çatır çatır cevap veriyormuşum. Şimdi öyle diyorsunuz da gelin cevap verdi. Yok gelin öyle dedi, böyle dedi. Tamam bazı şeylere ben de müdahale ediyorum ama şimdi diyorsunuz ki meyhane pilavı için ortaokuldaki, lisedeki talebe yapar. Talebe pilavı. Talebeler bir kere pilav yapmazlar, makarna haşlarlar. Yani bir geçiniz, bir şey de söylerken bir altyapısı evet, olsun. Yani aynen öyle. Siz de ortaokul, tamam, lise talebesi deriz yapar derseniz o da size soğanda satırla doğranır tamam, derim, yani, affedersiniz. Yani evet, konuşurken biraz üslubumuza dikkat edersek. Ama hani, biz de ya şimdi meyhane bir şey, zaten söylediğinizin şeyi yok. Yine, ya meyhane pilavını yok, hangi şey yapmış ki öğrenci yapmış aynen yani? Meyhane pilavı biraz zordur yani. Hani hadi direkt öğrenci dese yine anlayacağım da. Lazanya deseniz hani makarna diye atıyorum. Ha, yani biz de okula giderken, ortaokula giderken aynı bir evde kalıyorduk. Aynı öyle pilavlar yapıp yiyemiyorduk. O geldi aklıma. Ha anladım, tamam. Anılarınıza döndünüz. Yani ne bileyim. Taş kadayıfın yanına süt vereceğim. Şimdi kaymak vermek istemedim. Şerbetli tatlıların yanında kaymak olmuyor. Tadını daha çok ağırlaştırıyor. Maksat ağızlarının hani o şekerli tadını almak için Allah süt vereceğim. Şimdi bunu da abdest bulacaklar. Taş kadayıfın yanında süt verilmiyor. Ama ben birazcık daha insan gibi davranıyorum. 6'ya böyle yaptı. Bana var ya Allah bilir 3 verecek. Allah bilir. Rabbim biliyor ya. Ne verecek bakalım. Öğrenciler de yapıyormuş. Ben anlamadım. Bak şimdi bir taneyi var ya laf edecekler ya. Üç verirdim. Tamam. Nasıl buradayım olsa ben aldınız ama. Nasıl olsa aldı, bundan evet sonra tamamı yok ki bu işin. Nasıl yok olsa yani aldınız. Üç hoşuna gidiyorsa ben buradayım. Ya tamam bu saatten yani sonra size üçün bir şeyi olmayacak. Yani siz de biliyorsunuz ki yani size üç artık gitmeyecek. Sizin puanlama sıranız yani bitti yani. Evet. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Evet, taş kadayıf geldi. Birazcık da üslubumuza dikkat edelim, oldu mu? Tamam.
Bence bir özür de dilese iyi olur. Belki Nigar Hanım birazcık kendisine böyle yumuşayacak. Söyle. Belki. Özür dileyeceğim de şu an işim var. Onu usulünce söyleyeceğim ben. Gelinim bence çok iyi huyludur. Özür dilemeyi de bilir. Anneciğim istersen bir Nigar Hanım'dan teşekkür ederim. Özür dilerim. Ben şimdi bir dakika tatlı servisim bitecek. Ben gerekli. Bir de bıçak, tatlı bıçağı da rica ederim. Tatlı bıçağı da getir annem. Taş kadayıf yiyen var mı daha evvel? Evet, bizim Erzurum'da çok meşhurdur Ramazan ayında. Defa bir ay boyunca evlerde yapılır. Ben de ilk defa yiyeceğim. Adana ve Erzurum yöresinde, evet. Evet, evet. İlk defa yiyeceğim. Siz ilk defa meşhurdur. İlk defa yiyeceğim tamam. Adana. Sanırım bu hafta da menülerimiz hep kadayıfla gidiyoruz. Bizde de dün de kadayıf var. Ekmek kadayıfı vardı. Sizde de mi kadayıf bizde var? Bizde de kadayıf var. Tel kadayıf var. Sizde ekmek kadayıfı, taş kadayıf, evet. Tel kadayıf. Evet, evet. Kadayıfa doyacağız. Kadayıfa doyacağız bu hafta. Çeşitlerine de. Ama güzel tatlıdır kadayıf. Evet, güzel. Ben de tel kadayıf bol sütlü severim mesela. Üstüne süt dökerim falan. Bu da taş kadayıf. Şimdi sunumunda getirecek. Özellikle kaşıklarımız, bıçaklarımız hep ıslak geldi bugün. Ama nedense. Ama haklısınız, çok haklısınız yani da. Yani elime yediğimiz yapışarak yok. Geldi gerçekten. Yediğimiz yok, evet. Getirirken zor oldu, kusura bakmayın. Kurulasaydı, uğrasaydı biraz hani temiz getirebilirdi yani. Şey peçeteyle silebilirdi yani. Bir böyle bakalım nasıl yapmış. Getirmemesi lazımdı böyle masaya. Siz bu kadayıfın içine ne koydunuz? İçinde bunun ne var? Ceviz. Başka? Gelin Hanım. Kendi hamuru var. Bu kırmızılığı ne taraf. Bu? Kırmızılık mı? Evet şu yani. Cevizin şeyi. Neyi? Kabıdır. Yani pardon bir dakika sütü getir. Hemen geliyorum. Cevizin içinde ne olabilir? Cevizin kabuğu olur yani. Ne olabilir? Şöyle bir renk farklılığı var yani. Ben hiç daha önce böyle bir şeye rastlamadım. Hani bu nedir onu sormaya, öğrenmeye çalışıyorum. Allah Allah. Hiç böyle kadayıfta böyle bir şeye rastlamadım. Cevizin şeyi mi? Şundan bahsediyoruz. Evet. Mor gibi. Evet. O cevizin bir ihtimalle kahverengi kısmı şey olabilir. Kısmı hamurun bir tarafı pişmediği için ki böyle bir renk verdiğini daha önce görmedim. Aslında ben de şu an bu böyle görmedim. Gerçekten çok özür dileyerek ben hiç tatlını beğenmedim ve devam edemeyeceğim. Ah, tamam. Benim yediğim, yaptığım taş kadayıf böyle değil, imkansız. Tamam. Nesi mesela olmamış? Hiç olmamış ki. Hamur. Bak dişlerime yapışıyor. Evet. Böyle bir şey yok yani. Hamur olmasın. Siz bunu nasıl yaptınız böyle hamur oldu? Balığı normal. Nasıl yaptınız? Şerbetini daha doğrusu. Biz orada bal deriz de. Normal, şerbetini normal şekilde nasıl yaptınız? Yaptım. Büyük ihtimalle şey hamurunun, hamur diğer taraflı pişmiyor. Hani sadece bir tarafı pişiyor hamurun. Neden? Şimdi hamurun harcını yapıyorsun. Un, irmik, karbonat falan filan. Onu yaptıktan sonra bu halkalar halinde koyduktan sonra sadece tek taraflı pişiriyorsunuz. Yani şu dış kısmı pişiyor. İç tarafı hamur kalıyor. Evet, o bayağı. İçerisine cevizini katarken de daha iyi kapansın diye o tarafı hamur kalıyor. Peki siz beğendiniz mi Canan Hanım? Ben ilk defa yiyorum. Hayır. Daha önce hiç yemedim. Olabilir. Ben de beğenmedim tatlınızı. Beğenmediniz. Evet. Peki siz Fadime Hanım? Ben de ilk defa yiyorum bu tatlıyı. Hamur olduğu için hamur beğenmedim. Için, evet. Olmamış. Peki yani. Siz evet, nereliydiniz? Pardon. Erzurum. Peki Nigar Hanım? Ben de beğenmedim. Beğenmedim. Hamur olduğu için hamur. Beğenmedim evet, yani o yüzden. Peki o halde tatlıları da yedik. Buyurun açık oylamadayız efendim. Tatlımı beğenmediler. Lazanya ceplerimi beğenmediler. Buna istinaden onlardan 4 puan kesseler maksimum en düşük verecekleri 6 puan. Çünkü yemek yakmadım. Herhangi bir tuzum yok. Herhangi bir hatam yok. Yani maksimum verebilecekleri en düşük 6. 7-8'i belki hani inisiyatiflerine kalmıştır. Çünkü kayınvalide bana 3 verecek. Neden verecek? Çünkü en düşük 3. Bak kesin bu hamur oldu diye 1-2 verir o. Bak gör. Vallahi 1-2 de verir o. Bak 1-2-3. 1-2-3 diyorum sana. Dahasını gıdım vermez. Bir tane sadece salatımı beğendi ya. Ben ne saygısızlık yaptım, ne terbiyesizlik yaptım. Ben sadece dedim ki satırım yok dedim. Satır demek ne demek? İnce kıyım demek. Şaşırdım. Kapatın lütfen. Beklediğim bir puanı zaten. Tabağı alırken satırın olmadığını söylemesi benim gücüme gitti. Kimseyi kırmak istemedim. Sadece daha yemeğin tadına bakmadan bu şekilde konuşursanız dilin kemiği yoktur. Bu kadar ağır eleştiriyi ben hak etmedim. Aa.
Ama neden şaşırdınız? Uygundur, yeterli diye düşünüyorum. Evet hanımlar, şimdi puan zamanı. Bugün de Nesrin için kalemlerinizi oynatacaksınız. Buyursunlar, yazınız lütfen puanlarınızı. O zaman ilk olarak Fadime Hanım puanını görerek başlıyoruz bugünkü açık oylamaya. Buyurun Fadime Hanım, görelim bakalım puanınızı. Benim puanım 6. 6, kapatabilirsiniz. Teşekkürler. Evet, bakalım Yazgül Hanım'dan kaç gelecek? Kendisi dün 6 puan vermişti. Buyurun siz de paylaşın bizimle puanınızı Yazgül Hanım. Benim puanım 4. Ah! Evet. Ama neden şaşırdınız? Neden? Siz neden şaşırdınız? Şimdi ben şöyle düşündüm. Evet. Masam eksiksiz. Herhangi bir eksiğim yok. Evet. Hani 1-2 o yüzden verilmiyor diye biliyorum. Evet, doğru. Hani her bir yemek için 2 puan üzerinden değerlendirilir diye düşünüyorum ben. Dünkü ana yemek yanmıştı, beğenmediniz. Yanmıştı 6 ama verdiniz. Bugün niye 4? Şimdi bakın. Onda zaten bir kere bir pişmanlık yaşadım ama 1 puan aşağıya fazla çekebilirdim. Pişmanlığım 1 puan. Yani 5'e alın. 5 verseydim daha uygun diye düşündüm. Dünden beri düşünüyorum. Bu 4'ü neye verdiniz? Bu 4'ü neye verdim? Ben zaten öyle aman aman hani her şey çok güzel demedim. Çorbanızda da eksikler var dedim. Evet. Meyhane pilavınızda da var dedim. Ondan sonra ne yedik? Bir havuç soğan salatası. Onu beğendim. Salatanızı beğendim. Şeyi hiç beğenmedim. Tatlıyı kesinlikle beğenmedim. Ana yemeğinizde işte ona verdim. Bayağı kırmış. Ona yani ana yemeğe verdiniz. Salatalarıma mı verdiniz? İki salatama birlikte. Evet, evet. Yani 2 puan mı oluyor onlar? Uygundur, yeterli diye düşünüyorum. Çok düşük geldi bu. Teşekkür ederiz ama dün 6 puanı verip de bugün bunu verince dünkü yemekler yok. Bak şimdi ben dünkü yemekler bence biraz daha şeyliydi. Daha lezzetli gibi geldi yani. Yeterliydi ama yemedim ama 6 bak biraz ya yemedim derken şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi hiç kimse burada tabaklarını zaten bitirmiyor. Mutlaka, biz mutlaka. Burada yarışıyoruz. İlla ki ona puan verebilmek için biz mutlaka bir tadına bakıyoruz. Tabii sizinkinde ki de öyle yaptık. Benim günümde de öyle olacak. Bu programın genel yarın kimdeyiz bu arada? Yani. Ben de. Fadime. Yarın Fadime Hanım'dayız. Yani, peki 4 bana düşük geldi. Çok düşük geldi. Bana da düşük geldi. Evet. Özellikle dünkü 6'dan sonra. Evet bakalım. Evet. Canan Hanım'dan kaç gelecek bu masaya? Buyurun söyleyin lütfen puanınızı. Benim puanım 6. 6 kapatabiliriz. Teşekkürler. Yani şu an için ideali 6 puan. Evet, ben çünkü ben de tatlımı istediğim gibi sunamadım size. Hani o konuda masa, gerçekten evet ben haklısınız. Tatlıyı beğenmedim. Evet masa düzenini hoşuma gitti, beğendim. Evet. O konuda gerçekten evet, ama salatalarınızı biraz beğendim. Evet. Yo gayet güzel verdim. Ne yok hayır sizin yani için söylemiyorum. 4'e diyor. 4 birazcık kırıcı evet oluyor. Bakalım Nigar Hanım'dan kaç puan gelecek? Son ve en korkulan puan herhalde değil mi Nesrin? Efsane puan göreceğim şimdi. Buyurun Nige Hanım, siz de söyleyin şu bakalım şaşalı puanınızı görelim. Benim notum da bu. 3 şaşırın, kapatın lütfen. 3. Beklediğim bir puandı zaten. 3 puan. Yine de. Ben de bekliyordum ama inanmak istemiyordum yani yapmamıştır herhalde çünkü falan diye. Başıma gelip tabağı alırken satırın olmadığını söylemesi benim gücüme gitti. Şimdi ben zaten şöyle söylemek istiyorum. Ben sizi kırmak ya da hepiniz birer annesiniz. Ben de birer anneyim. Kimseyi kırmak istemedim. Sadece daha yemeğin tadına bakmadan bu şekilde konuşursanız baktım, dilin kemiği yoktur. Bak. İnsanın ister istemez ağzından kötü şeyler çıkabilir. Evet. Hani ben bu konuşmayı puandan sonra yapmak istedim ki size oynamamak için. Yani öyle bir güzel tarafım değil yani benim içim bu. Herkes bir emek harcadı, sizin gelinizde de harcadı, sizinkiler de harcayacak.
Ve ben bunu yaparken gerçekten ağladım. Göreceksiniz de. Ama bu kadar ağır eleştiriyi ben hak etmedim. Ve annem size 6 puan verdi diye. Ve düşünün, siz 3 verdiğinizde annemin size söyledikleri sizin gücünüze gitmesin. Ya da benim size satır derken ki gücünüze gitmesin. Çünkü siz bana 3 puan veriyorsunuz. Demek ki onu hak ettiydi bizim. İşte. Yani gelinin sofrası, onu masası onu hak ettiydi. Onu vermiş. Burası 3'ü mü hak etti? Bunu hak etti. Ben bizim de bunu verdim. 3. Diğer mesele. Yani 3 verilir mi ya? Yani eksik yanmış masaları 3 verildi. 3 zaten 3'ten başlatıyoruz eksik yoksa. Yani gerçekten. Siz dün sinirlendiniz diye tavrınızı da çok açık ortaya koydunuz oturduğunuz andan itibaren. Evet. Ne kadar peşin hükümlü olduğunuzu hepimiz gördük. Seyirci de görecektir. Evet, eline sağlık. Yarın da Fadime Hanımlar'da görüşeceğiz. Afiyet olsun onlar. Evet. Nesin'cim eline emeğine sağlık. Sana puanım benim. 7. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.